Günaydın. 24 TV ekranlarında uyandırma servisiyle karşınızdayız. Ben Süleyman Dinçer. Tarihler 8 Ağustos'u gösteriyor. Haftanın tam ortasındayız. Dünden bugüne yansıyanları, bugün yaşanacakları, habere ve hayata dair her şeyi sizlere aktarmaya çalışacağız. Yaklaşık olarak 3 saatlik süre boyunca. Ama önce gelin özetlere bakalım, gündemde neler var, daha yakından ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Değerli izleyenler, ABD ile yaptırım krizinde belli konularda ön mutabakat sağlandı. Krizin çözümü için Dışişleri, Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlıklarından oluşan 9 kişilik heyet ABD'ye gitti. Heyet bugün Washington'da ilk görüşmesini yapacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mattis ile telefonda görüştü. İki bakanın savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunduğu açıklandı. Ve bedelli askerlik. Bu uygulama 2 günde rekor başvuru yapıldı. 48 saatte 200 bine yakın müracaat gerçekleşti. Şırnak'ta insansız hava araçları güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristleri tespit etti. Yapılan hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde selin yaraları sarılmaya çalışılırken dün bölgede ikinci bir sel vakası daha yaşandı. Selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken yüzlerce dönüm arazi zarar gördü. Değerli izleyenler, İzmir'de FETÖ davasından ve casusluktan tutuklu bulunan Rahip Brunson kriziyle gerilen Ankara-Washington hattında çözüm heyetler arası görüşmelere bırakıldı. Sorunun mutabakatla çözülmesi için ön görüşme olumlu geçti. Türkiye geniş katılımlı bir heyeti ABD'ye gönderdi. Heyet dün akşam saatlerinde yola çıktı. Karşılıklı açıklamalar krizin çözülmesi için ortak iradeye işaret etti. Türkiye'den ABD'ye heyet gitti. Casusluk yaptığı, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan rahip Andrew Brunson üzerinden doğan krizin yatıştırılması için görüşmeler yapılacak. Brunson İzmir'de ev hapsinde, ABD ise tamamen serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye'deki yargı sürecinin yok sayılmasını talep ediyorlar. Oysa aynı ABD, ülkesindeki FETÖ'cülerin iadesi gündeme gelince yargıyı işaret ediyor. Krizi tırmandıran ABD'den Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına sembolik yaptırım kararı alınması oldu. Türkiye de aynı şekilde karşılık verdi. İlişkiler iyice gerilince diplomasinin harekete geçirilmesi için karşılıklı adımlar atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Aynı günün akşamındaysa krizin çözümü için ön mutabakat sağlandığı haberi geldi. Türkiye, ABD'ye bir heyet gönderme kararı aldı. O heyet ertesi gün netleşti. Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Önal, dışişlerinde etkin isimlerden biri. Müsteşar yardımcılığı döneminde de Astana sürecinde aktif rol almıştı. Adalet, Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarından üçer isim de heyette yer alacak. Amerikalı muhataplarıyla yüz yüze görüşecekler. Bu gelişmeler yaşanırken ABD cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ydi. Kullanılan ifadeler tansiyonu düşürmeye yönelikti. Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mattis ile telefonda görüştü. Gerilen Türkiye-ABD ilişkileri diplomatik adımlarla ve diyalogla yumuşama aşamasına girdi. ABD'ye giden heyetin ardından bakan düzeyinde de telefon görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Mattis telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
Değerli izleyenler, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleşen telefon ve birebir görüşmeleri değerlendirdi. Sözcü, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD'li din adamı Bronson'la ilgili açıklamalarda bulundu. Noter, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmeye atıf yaparak telefon görüşmesi yapmış olmak önemli bir işaret. Sohbet etmiş olmaları kesinlikle zarar vermez. Biz bu yüzden diyaloğun önemine güveniyoruz ifadesini kullandı. Türkiye ile ABD arasında bir anlaşmaya varılıp varılamadığı hakkındaki bir soruya ise, eğer bir anlaşmaya varılmış olsaydı Brunson ve diğer Amerikalılar burada, evlerinde olurlardı şeklinde yanıt verdi. Brunson konusunda çok gayret ettiklerini belirten sözcü, Türk ve ABD'li heyetler arasında Washington'da yapılması beklenen görüşme hakkında bilgi vermekten kaçındı. FETÖ ve PKK ilişkisi nedeniyle yargılanan papaz görünümlü casus ABD'li Brunson'un evinin bulunduğu sokakta Amerika ve İsrail ajanlarının hareketliliği fark edildi. Bunu fark eden Türk istihbarat bilimleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tespit edilen o ajanlar da takipte. Geçtiğimiz günlerde ABD'li NATO komutanı da Brunson'un evine üstünü aratmak istemeyince girememişti. Ajanlar o sokakta cirit atmaya başladı. İstihbarat fark etti. FETÖ ve PKK ilişkisi nedeniyle casuslukla yargılanan ABD'li papaz Brunson'un evinin önünde kuş uçurtulmuyor. Brunson'un ev hapsinde tutulduğu İzmir'deki Işılay Saygın Sokak'ta yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Star gazetesinin haberine göre istihbarat birimleri Brunson'un sokağındaki hareketliliği incelemeye aldı. CIA ve Mossad ajanlarını tespit etti. Tek tek deşifre edilen ancak bir suça karışmadıkları için müdahale edilmeyen yabancı ajanların attığı her adım Türk istihbaratı tarafından takip ediliyor. Papaz Brunson'un görüşmeleri de sıkı bir güvenlik prosedürüne tabi. Geçen hafta Brunson'u ziyaret etmek isteyen ABD'li NATO komutanı Scaporotti de üst araması yaptırmadığı için geri çevrilmişti. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda 13.5 milyar lira bedelli onlarca proje ele alındı. TSK'nın gücüne güç katacak toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında 13,5 milyar liralık savunma projeleri ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk savunma sanayi toplantısı külliyede yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir katıldı. Toplantı 3 saat sürdü. Toplam 13,5 milyar TL bedeli olan projeler değerlendirildi. Özellikle savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler konuşuldu. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Atak helikopterleri de ele alındı. Atak'ın geliştirilmesi için yeni projeler masaya yatırıldı. Yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile ilgili projeler de toplantıdaki konular arasındaydı. Şırnak'ta İHA'lar tarafından tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'taki Abar Dağı'nda 5 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Dün saat 17 sıralarında devreye uçuşu yapan insansız hava aracı saldırı hazırlığındaki 5 teröristi tespit etti. Bölgeye hemen hava harekatı düzenlendi. 5 terörist öldürüldü. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi. Modüler üs bölgeleriyle Mehmetçik artık daha da güvende.
Aselsan tarafından üretilen modüler üs bölgeleri 7 gün 24 saat kameralarla izleniyor, harekata duyarlı sensörlerle yer üstü ve altını an be an izliyor. Modüler üs bölgeleri balistik saldırılara karşı da oldukça korunaklı. Teröristlerin işi artık çok daha zor. Çünkü birçok üs bölgesi modüler savaş sistemleriyle korunacak. Aselsan Mehmetçiği koruyabilmek için yeni teknolojiler üretmeye devam ediyor. O teknolojilerden biri modüler üs bölgeleri terörle mücadelede kritik öneme sahip sınırın sıfır noktasına inşa ediliyor. Sensörler, kameralar, radarlarla 7/24 gözetim yapılıyor. Bugüne kadar 26 bölgede kurulan modüler geçici üs bölgeleri 3 bölgede daha kurulacak. Üsler balistik korumalı duvarlarla çevrilecek. Olası roketle ağır silah saldırılarında üssü kalkan koruyacak. Üste bulunan yapılar havadan gelecek havan saldırılarına karşı da özel zırhlı çatılarla donatılacak. Modüler üs bölgeleri gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yerin altında ve üstündeki harekatları algılayan sensörlerle donatılacak. Terörist sızmalarını üssün çevresinde bulunan sensörlü teller engelleyecek. Tellerin üzerinde bulunan sensörler herhangi bir müdahalede harekat merkezine alarm verecek. Teröristlere aman vermeyen modüler geçici üs bölgesi projesiyle ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Aselsan'la yaptığı sözleşmede değişikliğe gitti. İlave güvenlik sistemi siparişi verildi. Teslimatların 2020 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bedelli askerlik uygulamasında 2 günde rekor başvuru yapıldı. 48 saatte 200 bine yakın müracaat gerçekleşti. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar 2 gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığını duyurdu. Bakan Akar, hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamak dedi. Değerli izleyenler, CHP'de liste savaşlarında şimdilik genel merkez kazandı. Ancak muhalif kanat havlu atmadı. Muharrem İnce ve ekibi yeni strateji belirliyor. İnce'nin ekibinde yer alan Yaşar Tüzün, geçersiz sayılan imzaları kamuoyuyla paylaşın diyerek topu CHP yönetimine attı. Muharrem İnce de imza veren delegelere seslendi ve bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Kimse partiyi terk etmesin dedi. CHP'deki genel başkanlık kavgasında ilk raundu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Muhaliflerin teslim ettiği noter tasdikli imzalar incelendi. Mükerrer imzalar çıkarıldı. İmzasını geri çekenler de düşürüldü. Ve nihayetinde seçimli olağanüstü kurultay için gerekli olan 624 imzanın toplanmadığı açıklandı. Gözler bu gelişme sonrası muhaliflere çevrildi. Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan Yaşar Tüz'ün CHP yönetimine mükerrer diye iptal edilen imzaları kamuoyuyla paylaşın çağrısını bulundu. Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş. Evet, yetkili arkadaşlarımız bunun 31 kişi olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Bu gerçekten 31 mi, 21 mi, 41 mi bunu bilmiyoruz. Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüz'ün yeni stratejide açıkladı. Tüz'ün topu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine attı. Adım atın yoksa biz yeni bir adım atacağız dedi. Bu kurultayın toplanması için saygıdeğer genel başkanımızın merkez yönetim kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapacağını ve bu açıklama sonrası da bizler de bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim. Her seçenek masada açıklaması yapan muhaliflerin yeni plan içinde tüzük değişikliği de var. Tüzük kurultayı için bu defa 250 imza gerekli. Hedefse olağanüstü seçimli kurultay için gerekli imza sayısının düşürülmesi. Bir otomobilin 4 lastiğinin ikisi patlamışsa yol alması mümkün değildir. İmza veren veya vermeyen arkadaşlarımızla tekrar bir değerlendirme yaparak önümüzdeki süreci onlarla birlikte belirleyeceğiz. Kılıçdaroğlu'na muhalif kanat bu defa kurultay toplama süresinin 45 günden az olmasını talep edecek. Muhalifler ayrıca yargı yoluna da gitmeyecek. Bir kez daha Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultay toplamaya zorlayacaklar. Geliyoruz zincirleri.
Yaşar Tüzün'ün hemen sonrasında Muharrem İnce de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak partililere seslendi. İnce açıklamasında imza veren delegenin iradesine ve isteğine sahip çıkıyoruz dedi. Muharrem İnce, bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. CHP Genel Merkezi'nde ise iç hesaplaşma yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Kılıçdaroğlu da yerel seçimlere kısa bir süre kala partinin sürekli olağanüstü kurultay gündemiyle tartışılmasından rahatsızlığını dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin A takımı kabul edilen Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidebileceği de vurgulandı. Gözler bu gelişme sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ve sonrasında yapılacak değerlendirmelere çevrildi. İPD istifa haberleri arka arkaya geliyor. Kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un ardından bir başka kurucu üye Fatih Er Yılmaz da istifa etti. İPD şahsi menfaatlerin ön plana çıktığını vurgulayan Er Yılmaz, parti içerisinde artık ahlaklı siyaset yapmak imkansız ifadelerini kullandı. İPD yaprak dökümü devam ediyor. Meral Akşener'in istifası ve sonrasında geri dönmesiyle sarsılan İPD her gün başka bir isim istifasını genel merkeze sunuyor. Partinin kurucularından Fatih Er Yılmaz da istifa etti. Akşener'in partisi İPD kazan kaynıyor. 24 Haziran seçimleri sonrası Akşener'i başarısız gören ve değişim isteyen isimler teker teker partiyle bağlarını koparıyor. İP Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde partiden daha az oy aldığını söyleyen kurucu üyeler Yusuf Alaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un ardından bir istifa daha geldi. Kem alette kemalet olmaz diyen İP kurucu ve genel idare kurulu üyesi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Er Yılmaz partiden ve partisindeki görevlerinden istifa etti. İstifasında İPE'deki değişim isteğine vurgu yapan Fatih Er Yılmaz, Akşener ve parti içi destekçileri için ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler diye söz etti. Parti içi söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiğini belirten Fatih Er Yılmaz, İPE içerisinde ahlaklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkansızlığına vurgu yaptı. Fatih Er Yılmaz istifasında İPE içerisinde muhalefetin göz ardı edildiği ve oyalandığı gerekçelerini de öne sürdü. Yaptığı tüm itirazların şimdi zamanı değil denilerek kulak ardı edildiğine dikkat çeken Er Yılmaz, halbuki burada düşünülmesi gereken kendi şahsi ikballeri değil, milletin ikbali olmalıydı ifadelerini kullandı. AK Parti 17. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'da bu büyük siyasi başarı hikayesini sempozyumda ele alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği sempozyumda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve çok sayıda panelist AK Parti'yi anlatacak. AK Parti 17. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. AK Parti'nin önemli isimleri siyaset, dış politika, ekonomi ve hukuk başlıklarından oluşan bir sempozyumda buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aşkım sevdam dediği AK Parti sempozyumda anlatacak. AK Parti Türk siyasi hayatında demokratik dönemin başlamasından bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti olma özelliğini taşıyor. 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan ve kuruluşun üzerinden bir yıl geçmeden 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimleri kazanan AK Parti 17 yıldır kesintisiz iktidarda. Sevdamız için hoş geldin. İşte bu büyük siyasi başarı hikayesi SETA tarafından ele alınacak. Kuruluşundan bugüne AK Parti sempozyumunun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İşte cesur yürekli lider. Siyasetin ve devletin dönüşümünde AK Parti başlığını taşıyan birinci oturumun açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yapacak. AK Parti'nin dış politikasına farklı bakışlar oturumundaysa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuklara hitap edecek. Büyüme ve Kalkınma başlıklı 3. oturumun açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak. Hukuk, Toplum ve Kültür başlıklı son oturumun konuşmacısı ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Durmadık biz hiç, hep yola devam. AK Parti'nin dünü, bugünü ve yarının ele alınacağı sempozyumda konuşmacıların verecekleri mesajlar da birbirinden önemli.
AK Parti'nin bir siyasi partiden çok bir halk hareketi olduğu, gücünü atlatılan tüm badirelere rağmen milletinden aldığı sempozyumda sık sık dile getirilecek. Nükleer anlaşmadan çekilen ABD, İran'a yönelik yaptırım paketinin ilk kısmını yeniden hayata geçirdi. Ambargo dün Türkiye saatiyle 07.01'de resmen başladı. Amaçları İran'ın uluslararası ticaretini kesmek, uzun vadede de petrol ve doğalgazı satamaz hale getirmek. Ancak dünya bu duruma karşı çıkıyor. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Önce nükleer anlaşmadan çekildiler. Sonra İran'la ticaret yapan, nükleer anlaşmayı sürdüren ülkeleri tehdit ettiler. İşbirliğini sürdürürseniz size de ambargo uygularız dediler. Verdikleri tarih geldi. ABD, İran'a yönelik askıya aldığı ambargoların ilk aşamasını hayata geçirdi. Ambargolar iki aşamada hayata geçecek. İlk aşamasında önemli kısıtlamalar var. ABD, İran'ın Amerikan dolarına erişimini ve devlet tahvili satmasını engelledi. Altın ve diğer değerli madenlerle ticaret yapmasına engel getirdi. Yaptırım paketinde çelik, alüminyum ve kömür gibi madenlerle ticaret de var. Yaptırımlar İran'ın yolcu uçağı ya da parçaları ithal etmesini de engelliyor. ABD ayrıca yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek. İran, ABD'ye el yapımı halı ya da şam fıstığı gibi ürünler de ihraç edemeyecek. İran uzun süredir ekonomik darboğazda. Hükümet doları 4200 tümene sabitledi. Ancak kara borsada 11.000 tümene kadar alıcı buluyor. ABD Başkanı bunun farkında. Ambargolarla İran'ın iyice nefesini kesmek istiyor. Kasım'da yürürlüğe girecek ikinci paketle de enerji sektörünü hedef alacak. İran'ın petrol ve doğalgaz satışını engellemeyi amaçlıyor. Böylece onu yeniden müzakere masasına çekip kendi istediği şartlarda nükleer anlaşmayı kabul ettirmeyi hedefliyor. ABD Başkanı Trump, İran'la masaya oturmaya açık olduğunu bir kez daha vurguladı. Ancak buluşmam onlara bağlı dedi. Yani bir başka deyişle ayağıma gelecekler mesajı verdi. İran'sa ABD'nin ekonomik savaşına restle karşılık veriyor. Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Döviz yasaklamaları kısmen kalkacak. Piyasa serbestleşecek. Döviz fiyatlarına müdahale edilmeyecek. Tahran, Washington'a yaptırımla bizi korkutamazsın, kendimize güveniyoruz mesajı veriyor. İran'a ambargolara yeniden hayata geçirilmesine ABD'ye bir tepki de Rusya'dan geldi. Moskova, Washington yönetimini kınadı. Rusya, İran ile nükleer anlaşmaya imza atan ülkelerden birisi. Avrupa ülkeleri ve Çin gibi İran ile anlaşmanın ve ticari ilişkilerin devamından yana. İran'a ambargoları yeniden hayata geçiren ABD'ye Moskova'dan tepki geldi. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını aradan çıkaran tüm tek taraflı yaptırımları kınıyoruz denildi. ABD'nin İran'a yaptırımları tekrar hayata geçirmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradık ifadesi kullanıldı. Beşinci nesil savaş uçakları F-35'lere ait hassas bilgiler bilgisayar korsanının eline geçti. Skandal İngiltere'de yaşandı. Bilgisayar korsanı amacına ulaşmak için popüler bir çöp çatanlık uygulamasını kullandı. Geleceğin savaş uçağı olarak nitelenen F-35'lerin hassas bilgileri ele geçirildi. Hem de çöp çatanlık uygulaması üzerinden. Büyük skandal İngiltere'de yaşandı. İngiliz Hava Kuvvetleri'nde görevli kadın pilotun çöp çatanlık uygulamasındaki hesabı siber saldırıya uğradı ve telefonundaki bilgiler ele geçirildi. Kimliği belirsiz bilgisayar korsanı bu hesap üzerinden diğer İngiliz pilotlarla iletişime geçti. Sanki o kadın pilotmuş gibi konuştu. Bu sırada da F-35'ler hakkında bazı gizli bilgileri elde etti. İngiliz Hava Kuvvetleri de olayı doğruladı. Sızan bilginin mahiyeti ya da boyutu hakkında detay verilmedi. Müzik
ABD Münbiç'te Türkiye ile işbirliği mesajı veriyor ama PKK-PYD terör örgütüne silah ve mühimmat sevkiyatını kesmiyor. Örgüte yeni bir sevkiyat yapıldı. Yerel kaynaklara göre sevkiyat pazartesi gece geç saatlerde gerçekleşti. Terör örgütü PKK-PYD'nin paravanı olan Suriye Demokratik Güçleri'ne 200 kamyonluk konvoy gönderildi. Sevkiyatın görüntüleri yerel kaynaklar tarafından sosyal medyada yayınlandı. Konvoyda askeri mühimmat vardı. ABD 2014'ten bu yana PKK-PYD terör örgütüne düzenli askeri yardımda bulunuyor. İsrail Gazze şeridine ablukayı daha da sıklaştırıyor. Denize bariyer kurma çalışmaları bakın nasıl görüntülendi. Karadan ve denizden abluka yetmedi. İsrail Gazze şeridinde şimdi de denize bariyer kuruyor. İsrail ve Gazze şeridini yöneten Hamas arasında son günlerde uzlaşma yönünde ciddi ilerlemeler var. Buna karşılık Netanyahu hükümeti Gazzelilerin nefesini kesmek için hamlelerini sürdürüyor. Bu deniz bariyeri de o hamlelerin bir parçası. İş makineleri aralıksız çalışıyor. Kayalar ve toprak yığılarak denizde set oluşturuluyor. İsrail buna gerekçe olarak Hamas ve İslami Cihad'ın sözde saldırılarını gösteriyor. Ancak Filistin'de ve dünyada genel kanı asıl amacın Gazze'ye ablukayı derinleştirmek olduğu yönünde. Gürcistan NATO tatbikatına ev sahipliği yaptı. Zamanlama çok dikkat çekiciydi. Zira Rusya ile Gürcistan arasındaki savaşın 10. yıl dönümüne denk geldi. Moskova Gürcistan'ın NATO yönelik hedefinden oldukça rahatsız. NATO ile Rusya arasında gerilim her geçen gün tırmanıyor. Tansiyonun yükseldiği alanlardan biri de Gürcistan. Bir zamanlar Rusya'nın arka bahçesiydi. Şimdi NATO'ya girme planları nedeniyle Moskova'yı rahatsız ediyor. Gürcistan NATO'nun partner ülkeleri arasında. Uzun zamandır ortak askeri tatbikatlar yapıyor. Ancak bu seferkinin sembolik açıdan farklı bir anlamı vardı. Çünkü Rusya-Gürcistan Savaşı'nın 10. yıl dönümüydü. Üstelik tatbikata Azerbaycan ve Ermenistan gibi komşu ülkeler de katıldı. Gürcistan 2025'e kadar NATO'ya üye olmayı hedefliyor. Rusya ise buna tepkili. Açıklama Başbakan Dmitri Medvedev'den geldi. Tiflis'in ittifaka katılmasının Rusya ile Batı arasında çatışmaları tetikleyebileceğini söyledi. Endonezya'yı vuran depremin ardından enkazlarda zamana karşı yarış sürüyor. Her saniye yaşam kadar kıymetli. Ölü sayısı artarken zaman zaman enkazlardan canlı da çıkartılıyor. 7 büyüklüğündeki depremin ardından onlarca şiddetli artçı sarsıntı meydana geldi. Lombok Adası'nda 105 kişi hayatını kaybetti. Bazı kaynaklarsa ölü sayısının 142'ye ulaştığını belirtiyor. Ancak bu bilgi henüz resmen doğrulanmadı. 20 bin kişi evsiz kaldı. On binlerce turist de bölgeden ayrılıyor. Havaalanlarında büyük yoğunluk var. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar özellikle de çöken camide yoğunlaşıyor. Deprem sırasında camide 50 kişilik cemaat vardı. Şimdiye kadar 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Bölgede insani yardım kuruluşları da çalışmaya başladı. Evsiz kalanlara ve geçici sığınaklara yerleştirilenlere gıda ve sağlık yardımı yapılıyor. Endonezya'daki deprem sırasında Bali Adası'nda bir camide kaydedilen görüntüler internette çok konuşuluyor. Sarsıntıya rağmen namazını bozmayan imam sosyal medyada günün konusu oldu. Deprem vurdu, imam namazı bırakmadı. Bu görüntüler internette çok konuşuldu. Burası Endonezya'nın Bali Adası. Komşu Lombok Adası'nda 7,0 büyüklüğündeki deprem onları da etkiledi.
Tempasar kentinde o sırada camide akşam namazı kılınıyordu. Cemaatten biri de sosyal medyadan canlı yayındaydı. Bir anda sarsıntı başladı. Cemaatin büyük kısmı kaçtı. O ise arkasında kalan birkaç kişiyle namaza devam etti. Sarsıntı sürerken imam tekeliyle duvardan destek aldı ve namazını bozmadı. Görüntüler internette yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları imamı tebrik etti. Uzak Doğu'ya gidelim şimdi de. Çin şiddetli yağışlara teslim oldu. Bölge sel ve heyelanla karşı karşıya. O an böyle görüntülendi. Tonlarca toprak büyük bir gürültüyle çöktü. Neyse ki güvenlik önlemi alınmıştı. Çin'in Yunan bölgesinde dağ yamacındaki bir yol. Şiddetli yağış nedeniyle toprak gevşedi ve heyelan meydana geldi. Kayan toprak yolun 100 metrelik alanına yayıldı. Tehlike erken fark edilmişti. Can kaybı olmadı. Trafiğe kapanan yolu temizlemekse belediye ekiplerine düştü. Burası ise Çin'in bir başka bölgesi. Chongqing bölgesi de şiddetli yağıştan nasibini aldı. Sağanak olarak başlayan yağış kısa sürede fırtınaya döndü. Şiddetli rüzgar işçilerin kaldığı yurdun çatısını uçurdu. Araçlar selin kapladığı sokakta mahsur kaldı. Kentin çeşitli bölgelerinde mahsur kalanları itfaiye erleri kurtardı. Avrupa aşırı sıcak ve orman yangınlarıyla boğuşurken bir kötü haber de ABD'den geldi. Kaliforniya eyaleti tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. 14 binden fazla itfaiyeci seferber oldu. Şimdiye kadar 7 kişi de hayatını kaybetti. Devasa yangın söndürme uçakları havadan, itfaiyeciler karadan müdahale ediyor. ABD'nin Kaliforniya eyaleti adeta cehennemi yaşıyor. Eyalet tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. ...14.000'den fazla itfaiyeci yangını söndürmek için canla başla çalışıyor. Alevler 1148 kilometre kareden geniş bir alana yayıldı. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Can kaybı haberleri de geliyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Çünkü kuru hava ve rüzgar çalışmaları güçleştiriyor. 16,600 gallon load of phosgene that retardant on the north side of the fire. Dev yangın uzaydan da görünüyor. Yoğun duman Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan böyle fotoğraflandı. Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. ABD Başkanı Trump da gelişmeleri yakından izliyor. Trump felaketten eyaletin kötü çevre politikasını sorumlu tuttu. Ayrıca müdahalede yeterli su kullanılmadığını iddia etti. ABD Başkanı sosyal medyada tepki gördü. Yerel yetkililer de ABD Başkanı'nın küresel ısınmaya inanmamasına ve iklim anlaşmasından çekilmesine gönderme yaptı. Şiddetli yangınların ana nedeninin iklim değişikliği olduğunu söylediler. Antalya'nın Elmalı ilçesinde selin yaraları sarılmaya çalışılırken dün bölgede ikinci bir sel yaşandı. Selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken yüzlerce dönüm tarım arazisi büyük zarar gördü. Elmalı'yı 24 saat içinde ikinci kez sel vurdu. Yaşanan afet havadan böyle görüntülendi. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak Karaköy Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu.
Evler çamura gömüldü. Yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Sel sularının ahırları basmasıyla ilçede onlarca küçükbaş hayvanda telef oldu. Sel afetinin yaşanmasıyla birlikte Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Su tahliyesi ve kurtarma çalışmaları yapıldı. İlçede büyük bir şans eseri, can kaybının olmadığı açıklandı. Elmalı'da bir gün önce de sel suları yer yer 1 metreye kadar yükselmiş, 12 ev su altında kalmıştı. Yaklaşık 450 dönüm alanda sera içindeki ürünler büyük zarar görmüştü. İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet geri geriye gidiyordu. O sırada caddede bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu kamyonetin altına aldı. Bu feci kazada çocuk hayatını kaybetti. O anlarda kameraya an be an yansıdı. Geri geri geldi, 3 yaşındaki çocuğu görmedi. Tarihsiz çocuk olay yerinde can verdi. Feci kaza İstanbul Sancaktepe'den yansıdı kameralara. Alem Aksoy kullandığı kamyonetle sokaktan geri geri çıkmak istedi. Manevra yapmaya başladığında bisiklet süren 3 yaşındaki Adem Ördeği fark etmedi. O geri geri gelirken küçük Adem dengesini kaybedip bisikletten düştü ve saniyeler içinde kamyonetin altında kaldı. Talihsiz çocuk feci şekilde can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. Sürücüye çevredekiler tepki gösterdi. Mahallede gerginlik yaşandı. Polis Adem Aksoy'u gözaltına aldı. Küçük Adem'in cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Değerli izleyenler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri önemli bir çalışmaya, operasyona imza attı. Vatandaşın banka hesaplarına göz diken şebeke çökertildi. 44 kişi gözaltına alındı. Yine dolandırdılar ancak bu kez yakayı ele verdiler. Polisin teknik takibine takılan dolandırıcılık çetesi çökertildi. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 44 şahıs gözaltına alındı. Ve bu cihazlar kullanılarak tam 1 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şebekenin iki çalışma yöntemi var. Çağrı merkezi, illegal çağrı merkezi dolandırıcı dediğimiz, yani bir çağrı merkezi kurularak bankaların müşteri hizmetlerinin birebir aynı numarası üretilmek suretiyle vatandaş gerçek bankadan aranıyor görülerek aratılıyor ve bu şekilde vatandaşa hesabından para çekiliyor, harcama işlemi yapılıyor gibisinden korku iknaya yönelterek ikna yoluyla tüm bankacılık bilgileri ele geçiriliyor vatandaşın. Bankacılık bilgileri ele geçirilmesi akabinde de transfer işlemleri yapılarak hesabın boşaltılması sağlanıyor. İkinci yöntem ne peki? İkinci yöntem olarak sosyal medya sitelerine var olmayan bir banka kampanya reklamının gerçekte varmış gibi göstererek vatandaşın buna tıklanması sağlanıyor. Vatandaş bu siteye, bu reklamlara tıkladığı zaman banka orijinal web sitesiyle birebir benzer olan bir siteye yönlendiriliyor ve bu sayede vatandaş tüm bankacılık bilgilerini o siteye giriyor. Ancak girmiş olduğu site sahte bir site olduğu için aslında şüpheliler arka planda tüm vatandaşın bilgilerini ele geçiriyorlar. Eş zamanlı olarak vatandaşın hesaplarına erişip bu hesaplardaki paraları boşaltıyorlar. 44 kişiden oluşan çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Aralarında şebeke elebaşının da bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Polis son dönemlerde furya haline dönen bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı banka müşterilerinin sosyal medya mesajlarına itibar etmemelerini öneriyor. Sosyal medyada tepki çeken bir görüntü vardı. Görüntünün adresi Şanlıurfa'ydı. Halk otobüsünde bir kişi bir çocuğu kemerle dövüyordu. İşte polis o görüntülerin ardından o kişiyi yakalamak için harekete geçti. Elindeki kemerle küçük çocuğa yapmadığını bırakmadı. Vurdu, dövdü.
Görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Tepki çeken görüntüler Şanlıurfa'da kaydedildi. İddiaya göre simit satan 10 yaşlarındaki bir çocuk halk otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken bir kişi küçük çocuğa kemerle vurmaya başladı. Küçük çocuğun çığlıkları vicdansız adamı durdurmaya yetmedi. Bir sağdan bir soldan darbelere maruz kalan çocuk ne yapacağını şaşırdı. Polis görüntülerdeki adamı yakalamak için çalışma başlattı. Değerli izleyenler, kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlere sahte pasaport ve evrak düzenleyen bir kişi İstanbul'da yakalandı. O anlar polisin kamerasında kayıt altındaydı. Kimlikler boş, yapımı hazır, yeni yapılmış. Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ, PKK ve DAEŞ üyelerine sahte belge hazırlıyordu. Bilgisayarda çalışırken. İmalathaneye çevirdiği bodrum katında yakayı ele verdi. Bir ay kadar önce elde edilen istihbaratla iş sürmeye başlayan polis kalpazanı iş üstünde yakaladı. Polis ekipleri uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar'daki adrese baskın yaptı. Baskının hemen ardından görmüş olduğunuz gibi sahte ehliyetler, sahte pasaportlar ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirdi. Operasyonda sahte emniyet kaşeleri, yüzlerce hologram, bir özel güvenlik kartı, pompalı tüfek ve sahte belge yapım malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin hazırladığı sahte belgelerle FETÖ, PKK ve DAEŞ üyelerinin yurt dışına çıktıkları belirlendi. Savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Sırada bir cinnet haberi var. İstanbul Bağcılar'da bir kişi aldatıldığını görünce cinnet geçirdi. Hem eşini hem de eşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Öfkeli koca kayıplara karıştı. Hem eşini hem de eşinin erkek arkadaşını acımadan öldürdü. İstanbul Bağcılar'da gece saatlerinde yaşandı cinayet. Bir tekstil firmasında çalışan Suriyeli şüpheli iş çıkışında evine geldi. Ancak eşinin yanında başka bir erkek vardı. Cinnet getiren şüpheli hem eşini hem de eşinin yanındaki adamı ekmek bıçağıyla öldürdü. Katil zanlısı kanlı gömleğini değiştirip kaçtı. Korkunç gerçek zanlının kardeşinin eve gelmesi üzerine ortaya çıktı. Kapıdaki kan izlerini görüp polise haber verdi. Eve giren ekipler 3 çocuk annesi Suriyeli kadınla erkek arkadaşının cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis çifte cinayet sonrası kaçan katil zanlısının peşinde. Değerli izleyenler, Kayseri'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın cinayet şüphelisi seri katil çıktı. Zanlının kardeşinin de aralarında bulunduğu, 7 kişiyi öldürdüğü için cezaevine girdiği, 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017'nin Şubat ayında tahliye edildiği ortaya çıktı. Neden öldürdün? Niye ettiniz? Av olarak mı gördün onları? Güvenlik görevlisinin katili daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı. Kayseri Melik Gazi'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz 2 Ağustos'ta vurularak öldürülmüştü. Katili aranıyordu. Dur, ben seri numarasını söyleyeyim size, bekle. 2 şarjör. Polis cinayeti çözmek için 950 saatlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphe çekecek şekilde villayı gözetleyen bir şahsa rastlandı. Ve o şahsın Hamdi Kayapınar adlı sabıkalı bir katil olduğu belirlendi. Murat, burada mısın? İlk cinayetini 14 yaşında işleyen Kayapınar daha sonra 6 kişiyi daha öldürmüş ve cezaevinden geçen yıl çıkmıştı.
Evinde yakalanan Kayapınar cinayeti itiraf etti. Güvenlikçiyi silahını çalmak için öldürdüğünü söyledi. Şahsın evinde çaldığı tabanca da bulundu. Niye yaptınız? Av olarak mı gördün onları? İstanbul'da genç bir gazeteci Kadıköy Taksim dolmuşunda sigara içen bir çifti uyardığı için tartaklandı. Nil Dumansızoğlu kendisini hedef alan çiftten ve sigara içmelerine izin veren dolmuşçudan şikayetçi oldu. Hem suçlu hem de güçlüler dolmuşta sigara içtiler. Kendilerini uyaran genç bir gazeteciyi işte böyle hedef aldılar. Lan istediğim mensup ol lan. Nasıl mensup? Lan mensup ol bir dakika. Tamam ben analizim. Tamam. Boş ver kızma gerek var. Sen bunları iyi. Sakin. Salak hareket yapma. Salak hareket yapma. Gazeteci Nil Dumansızoğlu başına gelenleri cep telefonuyla kaydetti. Kadıköy Taksim dolmuşunda yolculuk yaptığı sırada sigara içen çifti uyardı. Ama hiç beklemediği bir tepki gördü. Genç kadın gazeteci olduğunu söyleyince tartaklandı. Sözlü tacize de maruz kaldı. Dumansızoğlu'nun boynunda ve yüzünde çizikler oldu. Bu sırada dolmuş şoförü yaşananlara sessiz kaldı. Biz burada makaramızda genç kadın hem sigara içen çiftten hem de dolmuş şoföründen şikayetçi oldu. Değerli izleyenler, neredeyse her gün ekranlara taşıyoruz. Belki bir ibret olur diye ama nafile. Yine aynı görüntüler. Bu kez de Adana'da iki işçi bir apartmanın çatısına çıktı. Hem de hiçbir güvenlik önlemi almadan. Şimdi o anlar geliyor ekrana. Tamirat için çıktılar. Ölümle adeta burun buruna geldiler. Bu kadarına da pes dedirten görüntünün adresi Adana Çukurova. İki işçi 7 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Kiremitleri temizlemeye başladı. Görüntüden de anlaşıldığı üzere düşmeleri an meselesiydi. Aldıkları önlemse sadece bir ipti. İşçilerden biri o ipi beline bağladı. Diğeri ise tuttu. Dakikalarca böyle çalıştılar. Görenlerin ise yürekleri ağza geldi. Neyse ki korkulan olmadı. İşçiler kazasız belasız çatıdan indi. Mesleki Yeterlilik Kurumu 2006 yılından beri 375 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi. Bu sayının önemli bir kısmı tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara verildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu harekete geçti. İş kazaları açısından riskli meslekler tek tek tespit edildi. 2006 yılından beri 375 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı. Bu sayının önemli bir kısmı ise tehlikeli ve çok tehlikeli iş gruplarında çalışanlardan. Türkiye iş güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak için adım atmaya devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan çalışmayla riskli meslekler araştırıldı. 2006 yılından beri devam eden incelemeler sonucu iş kazaları açısından riskli kabul edilen meslekler tehlikeli ve çok tehlikeli başlıklarında iki gruba ayrıldı. Bu iki grupta toplam 350 bin çalışan mesleki yeterlilik belgesi aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli gruplardaki toplam 501 mesleğinde ulusal meslek standardı tespit edildi. Standartı tespit edilen meslekler arasında betonarme demircisi, duvarcı, kuyu bakım onarım işçisi gibi ağır meslekler bulunuyor. Çalışmalarla belge zorunluluğu bulunan meslek sayısı da arttı. Eski uygulamaya göre Mesleki Yeterlilik Kurumu 81 meslek için belge alınmasını gerekli görüyordu. Yapılan son düzenlemeyle bu sayı 81'den 100'e çıkartıldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan da 2 yıl önce mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısının 40 bin civarında bulunduğunu hatırlattı. Ceylan, bugün mesleki yeterlilik belgesi bulunan çalışan sayısı 400 bine doğru gidiyor. Toplumda nitelikli ve belgeli iş gücü bilinci oluşmaya başladı dedi.
İstanbul Bakırköy'de bir erkek berberi. Mekan oldukça tanıdık ancak çalışanlar ilginç. Çünkü burada beylerin saçı bir kadına, Vesile Hanım'a emanet. Vesile Hanım ilk günlerde mesela failleri düzleyemezdi. Onları öğrendi. Enseyi makineyle çıkartamazdı, inceltemezdi. Onları öğrendi. Öğrenmek ne kelime, deyim yerindeyse erkeklerin saçlarına kuş konduruyor. Hem de tam 15 yıldır. Bir berber bir berbere, gel bire berber bir berber dükkanı açalım demiş. Ama haber bu ya, berberin çırağı bir kadınmış. Vesile Hanım çırak olarak girdiği erkek kuaföründe şimdi ustalık eserlerine imza atıyor. Vesile Hanım ve Utku Bey hayat arkadaşlığına mesai arkadaşlığını da ekledi. Açtıkları dükkanı birlikte işletiyorlar. Boynuz kulağı geçmiş dedim ben ama. Tabii geçti. O bayağı bir geçti. Ben geçtim tabii. Sen artık çırak şeye kaldın. Erkek berberinde kadın usta nasıl olur demeyin. Müşterisi bol, popülaritesi yerinde. Kadının eli deyince haliyle. Geldiğinizde ben şöyle istiyorum dediğinizde Vesile Hanım yok Kadir sana böyle saç yakışır dediğinde itiraz ediyor musunuz? Yok, hiç itiraz etmiyorum. Zaten hiçbir şey demiyorum ben. Yani kendisi en güzeli, en yakışanı yapıyor zaten. Yıllarca kadınların saçlarını yapmış. Erkek kuaförlüğü ilk zamanlar yadırganmış ama... İlk defa bayana saçımı kestireceğim. Yani böyle bir tedirgin bir şekilde oturup da çok teşekkür edip gidenler de çok oldu. Kimisi böyle bir güvensizlik gibi, böyle bir şeylik gibi, bayan nasıl keser saçımı diyenler de çok oldu. Ama sonunda hep memnun kaldılar zaten. Sadece bu kadar da değil. Başarısı aslında tescilli. Yarışmalardan aldığı dereceler de gurur madalyası gibi dükkanın en güzel yerinde duruyor. Günümüzde çiftler birbirine birkaç saat bile tahammül edemezken onlar 7 gün 24 saat birlikte. Ufak tartışmalar oluyor mu diye soruyoruz. Trip atıyor mu Vesile Hanım? Atıyor. Tripler var. Tripsiz olmaz. Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'dan iyi haberler var. Doktoru Malkoçoğlu hakkında konuştu. Düne göre daha iyi, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne taburcu etmeyi planlıyoruz dedi. Kemal, geliyorum. Hastanelik oldu, sevenlerini korkuttu. Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'dan iyi haber var. Yaşasın Malkoçoğlu! Yiğitsin Malkoçoğlu! Malkoçoğlu geçtiğimiz pazar günü yaşadığı solunum sıkıntısı üzerine hastaneye kaldırılmış. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın doktoru Serpil Özsez'in Arkın'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. Ya bahar gelmiş, benim haberim yok. İki günden beri yoğun bakımda takip ediyoruz. Çok şükür entübasyon ve makineye bağlanma ihtiyacımız olmadı. Dün akşamdan beri daha iyi, spazmımız yok. Daha rahat, bugün konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. Sanırım 2-3 gün içerisinde daha iyi toparlayarak yoğun bakımdan çıkartmayı planlıyoruz. Sanatçının eşi ve oğlu da bir an olsun yanından ayrılmıyor. Çok kısa bir sürede bugün inanılmaz güzel gördüm, iyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çıkacağız. Ne olacak ya çocuklar, sizlerin de duanızla, yardımlarınızla, Allah'ın izniyle. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kültür Bakanlığı aradı, Sağlık Bakanlığı aradı, Cumhurbaşkanlığı aradı. Sevenleri de Cüneyt Arkın'ın hastaneden taburcu olacağı günü bekliyor. Aslında ben sizi alkışlamalıyım. Anneler, babalar ve onların yetiştirdiği gençler. Şimdi ekranlarımıza getireceğimiz köyde neredeyse herkes üniversite mezunu. Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Gürünlü köyünden bahsediyoruz. Yıllar önce köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı okulla başlayan eğitim seferberliği bugüne kadar devam etmiş. Aralarında bürokrat, akademisyen, hatta NASA'da uzman olarak çalışan bile var. Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Gürünlü köyünün %90'ı üniversite mezunu. Bu okuma aşkı nereden geliyor? Gelin kendisi de üniversite mezunu olan köyün muhtarı Ergül Tekeş'ten dinleyelim. Okulumuz 72 yıllık bir okul, eski bir okul. Yani Dicle'ye bağlıyken köy Dicle'de okul
yokken burada okul yapılıyor. Köylü kendi imkanlarıyla. Yani kadınlar sırtlarında taş taşıyarak, erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla taş taşıyarak kendi okulunu kendileri yapıyor. Ziraat bölümü. Hangi üniversite? Dicle Üniversitesi'nde okuyorum. Çevremize bakarak okuyoruz. Arkadaşlarım okuyunca ben de okumak istiyorum. Onlar okuyunca onlara bakıyorum, onlara örnek alıyorum. Ben niye okumayayım? Öylece biz de okuyoruz. 1946 yılında köylülerin okul inşaatı seferberliğiyle başlayan bu süreç hala devam ediyor. Öyle ki köyden çıkanlar arasında bürokrat, bakan ve hatta NASA'da uzman olarak çalışan bile var. Diyarbakır'ın Eylül ilçesine bağlı Gürünlü köyünde herkes okuma yazma biliyor. NASA bile uzman yetiştirdi. Köyün muhtarı, çobanı bile üniversite mezunu. İlk mezunlarında 15 tane öğretmen çıkıyor. Dil öğretmen okulunda okuyarak 15 tane öğretmen. Yani her evde hemen birer tane okumuş insan öğretmen çıkınca bence... Bundan sonra eğitim devam etti. Devam etti, evet. Metin Yıldız. NASA'da şu an profesör orada, o da bilim adamı. Benim yeğenim bir doktordur, öğretmen var, bir de mühendis var. Kardeşim de emekli öğretmendir. Köyün okuyan nüfusunun büyük bölümü büyük şehirlerde yaşıyor olsa da boş zamanlarını ya da tatillerini köylerinde değerlendiriyor. Bazıları çobanlık yapıyor. Daha sonra işinin başına ya da okuluna dönüyor. Kafkas Üniversitesi hemşirelik bölümü mezunuyum. Bu sene mezun oldum. Çobanlık yapıyorsun mu? Çobanlık da yapıyoruz. Çobanlık yaz aylarında geldiğimiz zaman. Zaten çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Eğitim sürecinde biz okulumuza gidiyoruz. Geriye kalan arta zamanda hayvanlarımızla uğraşıyoruz. Yani köylüler okul konusunda kadınları da erkekler kadar önemsiyor. Babam üniversite mezunu, amcalarım okumuş, doktor, öğretmen. Biz de onlara bakıp yani eğitime daha şey olduk. Kızını okula göndermiyor. Biraz ayıp karşılanıyor. Okula göndermiyor, niye göndermiyor falan. Köyden çıkan 500'e aşkın üniversite mezunu Türkiye'nin birçok bölgesinde önemli görevlerde bulunuyor. İzleyenler, İzmir'de FETÖ davasından ve casusluktan tutuklu bulunan Rahip Branson kriziyle gerilen Ankara-Washington hattında çözüm heyetler arası görüşmelere bırakıldı. Sorunun mutabakatla çözülmesi için ön görüşme olumlu geçti. Türkiye geniş katılımlı bir heyeti ABD'ye gönderdi. Heyet dün akşam saatlerinde yola çıktı. Karşılıklı açıklamalar krizin çözülmesi için ortak iradeye işaret etti. Türkiye'den ABD'ye heyet gitti. Casusluk yaptığı, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan rahip Andrew Branson üzerinden doğan krizin yatıştırılması için görüşmeler yapılacak. Branson İzmir'de ev hapsinde, ABD ise tamamen serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye'deki yargı sürecinin yok sayılmasını talep ediyorlar. Oysa aynı ABD, ülkesindeki FETÖ'cülerin iadesi gündeme gelince yargıyı işaret ediyor. Krizi tırmandıran ABD'den Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına sembolik yaptırım kararı alınması oldu. Türkiye de aynı şekilde karşılık verdi. İlişkiler iyice gerilince diplomasinin harekete geçirilmesi için karşılıklı adımlar atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazartesi günü ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Aynı günün akşamındaysa krizin çözümü için ön mutabakat sağlandığı haberi geldi. Türkiye ABD'ye bir heyet gönderme kararı aldı. O heyet ertesi gün netleşti. Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Önal dışişlerinde etkin isimlerden biri. Müsteşar yardımcılığı döneminde de Astana sürecinde aktif rol almıştı. Adalet, Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarından üçer isim de heyette yer alacak. Amerikalı muhataplarıyla yüz yüze görüşecekler. Bu gelişmeler yaşanırken ABD cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ydi. Kullanılan ifadeler tansiyonu düşürmeye yönelikti. Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir denildi.
Değerli izleyenler, kurdaki artış Türkiye ile ABD arasında papaz mutabakatı açıklamasının ardından düşüşe geçti. Bu da kurdaki dengesizliğin ekonomik sebeplerden çok siyasi sebeplerden kaynaklandığının bir göstergesi. Peki ABD'nin Brunson atağının İran ambargosunun hemen öncesinde başlaması sadece bir tesadüf mü? ABD ile papaz Brunson krizinde ilk yüz yüze temas Singapur'da gerçekleşmişti. İki ülkenin de dışişleri bakanları bu görüşmeyi yapıcı olarak niteledi. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. O yapıcı görüşmenin sonuçları alınmaya başlandı. Türkiye ile ABD arasında belli konularda ön mutabakat sağlandığı açıklandı. Merkez Bankası gündüz saatlerinde 2.2 milyar dolarlık dövizi bankaların kullanımına açmıştı. Ancak bu hamle beklenen etkiyi yaratmadı. Akşam saatlerinde dolar 5.41'i gördü. Sonra ilginç bir şey oldu. Dolar kuru hızla bir düşüş trendine girdi. O düşüşün sebebi de Türkiye ile ABD arasında sağlanan ön mutabakattı. Aynı gün içinde yaşanan tüm bu gelişmeler tek bir şeye işaret ediyordu. Dolar kurundaki dalgalanmanın ekonomik olmaktan çok siyasi olduğuna. Peki Türk ekonomisi üzerindeki bu dış kaynaklı siyasi baskının sebebi ne? Ve neden şimdi? Acaba ABD'nin Brunson atağının İran ambargosunun hemen öncesinde başlaması sadece bir tesadüf mü? Bu ürünleri almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak? Araştırmalar gösteriyor ki diğer ülkeler katılmadığında ABD ambargoları sonuç verici olmuyor. Ve bu kez Avrupa Birliği İran konusunda ABD ile aynı fikirde değil. İşte bu Türkiye'nin tavrını çok daha önemli kılıyor. ABD bir şekilde Türkiye'yi ambargoya uymaya razı etmeli. Oysa Türkiye tam tersini yapıyor. 7 Eylül'de İstanbul'da bir zirve düzenlenecek. Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya liderleri bir araya gelecek. Konu ABD'nin startını verdiği ticaret savaşları ve İran'a ambargo. Türkiye tıpkı Kudüs krizinde olduğu gibi ülkeleri ABD'ye karşı örgütlüyor. ABD'de de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan iş adamı Rıza Saraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği Guardian, rüşvet almadığı yönündeki ifadesini değiştirerek itirafçı oldu. Bugün hakim karşısına çıkacak Guardian, Victor Casado'nun duruşması New York Güney Bölgesi Başsavcısının talebi üzerine ertelendi. Savcı, davanın yargıcından Guardian Casado'nun daha önce rüşvet almadığı yönündeki ifadesini değiştirme kararı aldığı gerekçesiyle duruşmasının ertelenmesini istedi. Duruşmanın 24 Ağustos ya da 3 Eylül'den sonraki bir tarihte yapılması talebinde bulundu. Rıza Sarraf, geçen yıl duruşmalar sırasında tutuklu bulunduğu cezaevinde bir gardiyana cep telefonu ve alkol karşılığında Türk avukatı vasıtasıyla yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ve üyelerine yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. FETÖ bağlantısı tespit edilen özel akıllı okulların sahibi İdris Yurteri'nin Baylok kullandığı tespit edildi. Polis İdris Yurteri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasının sanığı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le aynı otelde kaldıklarını da ortaya çıkarttı. Her yeni gün FETÖ'ye yeni bir operasyon yapılıyor. Bu kez hedefte özel bir okul ve 37 FETÖ şüphelisi vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasını sürdürüyor. Ankara'nın Yeni Mahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada faaliyet yürüten özel akıllı okulları takibi alındı. Şirket sahibi, yönetici ve bazı öğretmenlerin FETÖ ile irtibatları tespit edildi. 37'si hakkında gözaltı kararı verildi.
Özel akıllı okullarının sahibi İdris Yurteri ile ilgili soruşturma derinleştirildi. Yurteri'nin baylok kullanıcısı olduğu anlaşıldı. Dahası Yurteri'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimini organize eden Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le 2012 yılında aynı otelde konakladığı tespit edildi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği özel akıllı okulları ile ilgili de önemli bir karar aldı. Okullara ilişkin devir ve temliki de yasaklandı. FETÖ mensubu hainler kurdukları casus yazılımla İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan 400 terabaytlık veri çaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü son soruşturma ile 36 hainin İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan veri çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 15 Temmuz ihanet girişiminin ardından yurt içinde gizli kalmaya çalışan FETÖ mensupları rahat nefes alamıyor. Son soruşturmayla FETÖ mensubu hainlerin istihbarat daire başkanlığının bahçesine casus yazılım kurdukları belirlendi. FETÖ'nün emniyet istihbarat yapılanmasına yer alan 36 şüpheliye dava açıldı. FETÖ için algı operasyonu yürüten Fuat Avni adlı Twitter hesabına bilgi sağladığı gerekçesiyle tutuklanan eski başbakanlık uzmanı Mustafa Koç Yiğit'in de aralarında bulunduğu şüpheliler için birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35'er yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün emniyet istihbarat yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı istihbarat içerisinde gizli kalmaya çalışan FETÖ mensubu mühendisleri tek tek tespit etti. İstihbarat Daire Başkanlığındaki bilgisayarlar detaylı incelemeden geçirildi. Veri akışları ve data transferlerinin izi sürüldü. Detaylı incelemeler sonucunda 36 şüphelinin İstihbarat Daire Başkanlığı'nın bahçesine casus yazılım kurdukları belirlendi. Hainlerin kurdukları casus yazılımla istihbarattan tam 400 terabaytlık veri aktarımı yaptığı ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesi İstihbarat Daire Başkanlığındaki casus sistemi aktif kullanan 36 hainin Baylok benzeri kripto haberleşme programı Agile yazışmalarına da ulaşıldı. Soruşturmada casus yazılımın 2014 yılından 18 Temmuz 2016 tarihine kadar aktif kullanıldığı tespit edildi. Yazışmalarda ihanet gecesinde FETÖ mensubu mühendislerin birbirine gönderdiği "Darbe başladı, herkes teyakkuzda olsun, abiler daireye doğru gidebilir, her türlü riski alıp daireyi korumamız lazım" ifadeleri dikkat çekti. Hainlerin sadece veri çalmadığı, 15 Temmuz gecesi emniyetin iletişim ağı Backbone'u da hedef aldıkları belirlendi. Agile yazışmalarında darbenin başarısızlığını öngören FETÖ mensubu bilgisayar mühendisi Hayrettin Kod adlı Haşim Türker'in Backbone'u kapatın diye diğer örgüt üyelerine talimatlar yağdırdığı tespit edildi. 36 şüpheli hakkında iddianame hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmayla siyasal veya askeri casusluk suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35'er yıla kadar hapiste cezalandırılmalarını talep etti. Rum Politis gazetesi 11 Mayıs 1964'te 10 Kıbrıslı Türk'ün Rum polisleri tarafından öldürüldüğünü yazdı. Politis gazetesi Kıbrıslı Türklere uygulanan katliamı 1964'teki soykırımı polisler yaptı başlığıyla verdi. "13 Mayıs 1964. 10 Kıbrıslı Türk İngiliz üstlerindeki işlerine gitmek üzere otobüse bindi. Ancak bir daha kendilerinden haber alınamadı. Barış harekatı öncesiydi. Kıbrıslı Türkler üzerindeki Rum zulmü giderek artıyordu. Ana vatana her gün şehit haberleri geliyordu. Kaybolan 10 Türk unutuldu. Ta ki 2006 yılına kadar. Kalıntılarına Larnaka'nın Orokline bölgesi arasındaki bir arazide rastlandı. Ardından dava süreci başladı. Rum Politis gazetesi ise 58 yılın ardından adı da gündem belirleyen bir habere imza attı. 10 Kıbrıslı Türk'ün Rum polisleri tarafından öldürüldüğünü yazdı. Haberi Gazi Mausa'da 1964'teki soykırımı polisler yaptı başlığıyla verdi. Öldürülen Türklerin polisler tarafından taşınarak bir kuyuya gömüldüğünü belirleyen gazete, Rum savcılarının bir açıklama yapmadığını belirtti.
Yunanistan tepkilere kulak tıkadı. Türk diplomatların katillerinden olan terörist Türkiye ve ABD'den gelen tepkilere rağmen açık cezaevine nakledildi. Kısiros 17 Kasım terör örgütünün üyesi yüksek güvenlikli Korydallos cezaevinde tutuluyordu. Erebos Yarımadası'ndaki açık cezaevine nakledilmesine karar verilmişti. Kısiros, Yunanistan'da Türk diplomatlarını katleden isimlerden biri olarak biliniyor. 1975-2002 yılları arasında çok sayıda cinayet ve bombalı saldırıdan sorumlu tutuluyor. Ayrıca bazı ABD'li diplomatların öldürülmesinde de rolü var. Bu nedenle nakil kararı Ankara ve Washington'dan tepki görmüştü. Tepkilere rağmen Halkida açık cezaevine nakledildi. Nakille ilgili resmi açıklama yapılmadı. Gelişmeye bazı Yunan siyasiler de tepki gösterdi. Kısa süre önce aynı örgütün iki numaralı ismi ve baş tetikçisi Koufadinas da açık bir cezaevine nakledilmişti. Bakırköy Belediyesi'nin CHP'li başkanı Bülent Kerimoğlu, rant için yıktığı iddia edilen Spor Vakfı sosyal tesislerinde bir işçinin öldüğü gün ortalığı birbirine katmış, korumaları ile birlikte vatandaşları darp etmeye çalışıp tehditler savurmuştu. O gün yaşananlarla ilgili Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu hakkında 2 yıldan 11 yıla varan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Başkanı sen ya, akıllı olsana. Efendi olsana. Bırak. Ya sen polisin. Sakin. Vatandaşı tehdit etti. Üzerlerine yürüdü. Yumruklamaya kalktı. Şimdi yaptığının hesabını yargıda verecek. Bakırköy Belediyesi'nin CHP'li başkanı Bülent Kerimoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 11 yıla varan sürede hapis sistemiyle dava açıldı. 2017 yılı Aralık ayında yaşanmıştı olay. Rant için yıkılan sosyal tesis bir işçiye mezar olmuş, öfkeden çılgına dönen Bakırköy'ün CHP'li belediye başkanı Bülent Kerimoğlu, ilçe sakinlerine böyle saldırmış, tehditler savurmuştu. Başkanısın sen ya, akıllı olsana. Efendi olsana. Bırak. Ya sen polisin. Durdur, sakin. Yaşanan gerilim yargıya taşınmış, soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Kerimoğlu'nun yanı sıra koruma ve zabıtalarının da aralarında olduğu 8 kişi hakkında dava açıldı. Tamam. İddianamede Kerimoğlu ve beraberindekilerin nüfuzlarını kullanarak müştekileri darp ettiği öne sürüldü. Kerimoğlu ise savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Davacıların kendisine küfrettiğini belirterek beni ölümle tehdit ettiler dedi. Savcılık Kerimoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 11 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanmasını istedi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma için Kasım ayı başına gün verdi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın tüm taşınmazlarına tedbir konuldu. Gerekçe ise Doktor Mustafa Eraslan'ın 6 milyon lira değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirtip boş senet imzalattığı iddiası. Savcı Haydar Baş'ın elebaşı olduğu bir cemaat yapılanması olduğunu da söyledi. İşte burada hep beraber icap ettik. BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın mallarına tedbir kondu. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Haydar Baş'ın Doktor Mustafa Eraslan'ın 6 milyon lira değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirtip boş senet imzalattığı iddiası yargıya taşınmıştı. O iddialara göre Doktor Mustafa Eraslan kendi formülleriyle ürettiği bitkisel gıda takviyelerini Haydar Baş'ın eşi ve oğluna ait olan şirket vasıtasıyla pazarladı. Ancak Haydar Baş ve ekibi gıda takviyelerinin içeriğini kasıtlı olarak bozdu. Bilerek satışları düşürdü. Ardından Eraslan ve eşine baskı yapmaya başladılar. Haydar Baş ve kurduğu cemaatin üyeleri sözde zararın giderilmesi için Eraslanları köşeye sıkıştırdı. Doktor Eraslan da 6 milyon liralık mal varlığını Haydar Baş'a devretti.
Üstelik her aslan çiftine zorla boş senet imzalattırıldı. Dahası var. Mustafa Eraslan'ın eşi ise mahkemede önemli iddialar gündeme getirdi. Haydarbaş'ın tıpkı FETÖ gibi cemaat tarzı yapılandığını söyledi. Cemaat yapılanması içerisinde şahıslara zorla yardım verilmesi talep ediliyor. Sömürülen sadece biz değiliz. Bu yapılanma içinde bizim gibi başkalarına da senetler imzalatılıyor dedi. 8. duruşmada mütalasını açıklayan savcı, Haydarbaş'ın cemaat yapılanması kurduğunu söyledi. Baş hakkında yağma suçunu azmettirmekten 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istedi. Yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Mahkeme, sanık Haydarbaş'ın taşınmazlarına tedbir konulmasına karar verirken, ayrıca yurt dışına çıkışını da yasakladı. Eğitim değildir, bu öğretim. İstanbul Yeşilköy'de bir eve düzenlenen operasyonda Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Bulgar suç örgütü lideri Zelyaskov ile birlikte 6 şüpheli yakalandı. Suç örgütü üyeleri Kapıkule'de Bulgar polisine teslim edildi. Bulgaristan'da uyuşturucu ticareti, gasp, kundaklama, adam yaralama ve silahlı saldırı gibi birçok olaya karışan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bulgar suç örgütü lideriyle 6 adamı geçtiğimiz cuma günü yakalandı. Suç örgütü elebaşı İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 6 adamı için sınır dışı kararı verildi. Alınan kararın ardından aralarında kadınların da olduğu Bulgaristan uyruklu suç örgütü üyesi 6 şüpheli, iki ülke arasındaki suçluların karşılıklı iadesi anlaşması gereğince Bulgar makamlarına teslim edildi. Suç örgütü üyeleri yoğun güvenlik önlemleri altında Kapıkule sınır kapısından geçirilerek sınırın diğer yakasında Bulgar yetkililere teslim edildi. Türkiye'de tutuklanan suç örgütü lideri Zelyaskov, ülkesindeki adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında kesinleşmiş mahkeme hükmü nedeniyle Bulgaristan'a iade edilmesi bekleniyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 soyguncunun hedefinde bir bakkal vardı. Çığlık filmine özgü maskeleri takılarak soygun yapan 4 kişi, 2 kişi yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Yok, tamam. Maskeleri taktılar, pompalı tüfek ve silahlarla bakkalı soydular. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bakkal işleten Ali Yavuz için rutin bir gündü. Ta ki 4 soyguncu gelene dek film gibi soygun güvenlik kamerasına yansıdı. Belli ki bir zamanların unutulmaz korku filmi Çığlık'tan etkilenmişlerdi. Filmde kullanılan maskelerle kimliklerini gizlediler, ellerinde pompalı tüfek ve silah vardı. Biri dışarıda gözcülük yaparken diğerleri iş başındaydı. Tehditler savurup büyük bir poşette dışarı çıktılar, plakasız bir araçla da uzaklaştılar. İş yeri sahibi Ali Yavuz da soyguncuların peşinden dışarı çıktı. İşte tam da bu sırada kurşunların hedefi oldu. Ali Yavuz ve kurşunların isabet ettiği komşusu Eyüp Tuna yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyip delilleri inceleyen polis şimdi soyguncuların peşinde. Anne ve babaları Siirt'ten mevsimlik iş için orduya gelen iki çocuk bir okulun bahçesinde oynuyordu. Şiddetli rüzgar nedeniyle yere düşen bayrağı görünce koşup kaldırdılar, defalarca öptüler. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Anne ve babaları mevsimlik işçi olarak orduya Siirt'ten gelmişti. Savrulup yere düşen bayrağı görünce hemen koşup kaldırdılar. Defalarca öptükten sonra katlayıp Atatürk büstünün üzerine bıraktılar. Çaka Çaytepe Ortaokulu Müdürü Kenan Sayılır, pazartesi günü mesaiye geldiğinde bayrağın gönderde olmadığını gördü. Kamera kayıtlarını inceledi. İki çocuğun yaptıklarını görünce duygulandı. Kısa sürede onları buldu. Karşıda Orkan amcamız var. Ona gittim ve görüntüleri onlara gösterdim. Kamera kayıtlarından aldım. Onlar dedi bizim buradaki fındık işçilerimiz, mevsimlik işçiler.
Öğle yemeğine gelmişlerdi bahçeden. Sonra bulduk arkadaşları. Daha sonra okula davet ettim onları. Okulda yine bayrakla bir fotoğraf çektik. Onları yaptığı bu davranışlardan dolayı tebrik ettim. Gerçekten böyle gençlere her zaman ihtiyacımız var. Kamera kaydından habersiz bayrağı yerden kaldıran Siirt'te 16 yaşındaki Rabia Aykaç'la Serkan Ansu bunun bir zorunluluk değil, görevleri olduğunu söyledi. Bayrak düşmüştü, beni üzdü ve beni duygulandırdı. Ben de gittim onu oraya bıraktım. Sevdiğim için ve sahip çıkmak için. Tabii ki de herkesin yapacağı bir görev. Bunu kim olursa olsun kaldıracağından eminim ki herkes de bunu yapar. Ben bunu bir şeyleri kazanmak için değil, bayrağın yere düşüp ona saygı gösterdiğim için kaldırdım. Okul müdürü de duyarlılıklarından dolayı Siirtli iki çocuğa teşekkür etti. Oğlunun şehitlik tazminatının bir kısmıyla borçlarını kapattı. Kalanını da borç isteyen akrabalarına verdi. Antalya'da yaşayan Duriye Yalın'ın akrabaları 6 yıldır o borcu ödemedi. Şehit annesi akrabalarının kendisine olan borcunu ödemesi için yetkililere seslendi. Getirmiyorlar, söyleyemem, vermiyorlar. Benim kuzumun parası, ben 100 lirayla yolladım askere. Şehit oğlunun tazminatını borç olarak akrabalarına verdi, bir daha geri alamadı. Antalya'da yaşayan Dürüye Yalın'ın oğlu Jandarma Ercemal Yalın, 8 yıl önce Diyarbakır'da şehit olmuştu. Dolandırıldığını söyleyen şehit annesi yardım istedi. Gerisinde akrabalarıma 15 birinde, 12 milyar 500 birine verdim. Aldılar, istediler, işte yanık içim acık yaralı diye beni oradan avladılar. 10 lira birine verdim. Yok işte 6 sene biri oldu. İşte 6'şar 7'şer sene 3 sene birine vereli oldu. Yok. 53 yaşındaki Dürüye Yalın 2010 yılında oğlunun şehitlik tazminatı olarak 60 bin lira aldı. Bunun bir kısmıyla borçlarını ödedi, geriye kalan parayı borç isteyen 3 farklı akrabasına verdi. Aradan geçen 6 yıla rağmen verdiği paraları geri alamadı. Kızını kredi çekerek evlendirmek zorunda kaldı. Ben devletten, benim bu dolandıranlardan hesap sorup paramı almasını istiyorum. Yok işte verdim, benim acımı şey delek, benim yaralı kan. İstediler, verdim, geri bir daha vermiyorlar. Oğlunun fotoğraflarına sarılıp ağlayıp teselli bulmaya çalışan anne Yalın, akrabalarını borçlarını ödemediği için savcılığa şikayet etti. Şimdi tek isteği oğlunun şehitlik parasının akrabaları tarafından kendisine geri verilmesi. Atatürk Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri yine iş başındaydı. Afrika'dan gelen bir yolcunun bagajından 9 adet gergedan boynuzu çıktı. O boynuzların piyasa değeri ise 1 milyon 300 bin lira. Bu kez gümrük muhafaza ekipleri de şaşkındı. Çünkü Afrikalı yolcunun valizinden bugüne kadar eşine pek rastlanmamış bir şey çıktı. Tam 9 adet gergedan boynuzu. Peki bunu... Atatürk Havalimanı'nda gergedan boynuzu kaçakçılığı gümrük ekiplerine takıldı. Güney Afrika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen ekipler takibe başladı. Yakalanacağını anlayan yolcu bagajını almadan havalimanından ayrıldı. Şüpheli bagajı X-ray cihazına koyan ekipler gördükleri karşısında şoke oldu. Bagaj içerisinde yapılan incelemede 9 adet gergedan boynuzu ele geçirildi. Gergedan boynuzlarının piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira. 2008'den bu yana binden fazlası Güney Afrika'da olmak üzere 6000'den fazla nesli tükenme tehlikesi altında olan Afrika gergedanı kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürüldü. Uzak Doğu'da gergedan boynuzunun kilosu altın fiyatından da yüksek. Gergedan boynuzu Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutarken dekorasyon amaçlı olarak da alıcı buluyor. Gergedan boynuzlarının kilosu 60 bin dolardan satılıyor. Değerli izleyenler, İstanbul Üsküdar'da narkotik polisi bir operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda çok da alışık olmadıkları bir düzenekle karşılaşıldı. Çünkü bacadan sarkıtılmış bir ip vardı. İpi çektiklerinde karşılarına çıkan poşette uyuşturucu vardı. İşte o operasyona ilişkin sıcak görüntüler.
Yüklü miktarda uyuşturucu evin banyosuna kurulan özel düzenekten çıktı. Baca boşluğundan uyuşturucu fışkırdı. Operasyonun adresi Üsküdar. Narkotik polisi Validebağ'da bir binaya operasyon düzenledi. Her yer didik didik arandı. Polis evin salonunda bir miktar parayla uyuşturucu madde buldu. Ama zehrin asıl gizlendiği yer evin banyosuydu. Üstelik zehir tacirleri kimsenin aklına gelmeyecek bir düzenek kurmuştu. Polis banyoda baca boşluğundan iple sarkıtılmış düzenekteki poşeti çekince yüklü miktarda skank adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Baskın yapılan evde bir şüpheli gözaltına alındı. Bayram yaklaşıyor. Tabi bugünlerde çok sık bir şekilde firar eden kurbanlık haberlerini duyabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu konuda işi sıkı tutuyor. Bir kurban yakalama timi kurdu. 15 kişilik o tim ücretsiz hizmet verecek. Bir bayram klasiğidir. Kaçan kurbanlıklar ve peşindeki mahalleli. Çok zor kurbanlık şu anda kaçmış. Bu sene benzer sahneler yaşanmasın diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdiden tedbirini aldı. İBB kurban timi göreve başladı. 153 nolu bir telefonu var en yakın birimden. Bu boğa yakalama timi diye isimlendirmiş olduğumuz timimiz aktif hale geçer ve seri bir şekilde olay mahalline gelir, çözüm üretir. İstanbul'da 15 ayrı ekipten oluşan tim kaçan kurbanlıkları yakalayacak. El marifetiyle yakalamaya çalışırlar. Olduğu hayvan fazla agresif, agresyon gösteriyor. O zaman da hafif uyuşturucu bir materyalle tüf dilimiz aletlerle üfleyerekten hayvanlara zarar vermeden. Şimdilik kaçan kurbanlık haberi yok ama ekipler tatbikat yaparak kendilerini zorlu göreve hazırlıyor. Hayvanın bir tanesi kaçtı. Veteriner hizmetleri bölümünden bana bu hayvanı yakalamak için arkadaş gönderebilir misiniz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin adet kurban kesim ve hijyeni el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara 200 bin takım hijyeni kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı. İBB Alo 153 Beyaz Masa tarafından oluşturulan bilgilendirme hattıyla kurbanlık hayvanların etiyle ilgili tüm merak edilen sorulara yanıt veriliyor. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde hesaplarına yatacak. Hükümetin geçtiğimiz Ramazan bayramı öncesinde almış olduğu kararla milyonlarca emekliye yılda iki kez bayramlarda 1000 liralık ikramiye verileceği duyurulmuştu. Yasanın onaylanmasından sonra emekliler ilk ikramiyelerini Ramazan bayramı öncesi almışlardı. Kurban bayramı bu ayın 21'ine denk geliyor. 18-19 Ağustos'un da hafta sonuna denk gelmesinden dolayı emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaba yatacağı açıklandı. 100 günlük eylem planını açıklayan Başkan Erdoğan, ikramiyelerin bayramdan önce yatılacağını belirtmişti. Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'dan iyi haberler var. Malkoçoğlu'nun doktoru Cüneyt Arkın düne göre daha iyi konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya hazırlanıyoruz dedi. Ben Kemal, geliyorum. Hastanelik oldu, sevenlerini korkuttu. Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'dan iyi haber var. Yaşasın Malkoçoğlu! Yiğitsin Malkoçoğlu! Malkoçoğlu geçtiğimiz pazar günü yaşadığı solunum sıkıntısı üzerine hastaneye kaldırılmış, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın doktoru Serpil Özsez'in Arkın'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. Ya bahar gelmiş, benim haberim yok. İki günden beri yoğun bakımda takip ediyoruz. Çok şükür entübasyon ve makineye bağlanma ihtiyacımız olmadı. Dün akşamdan beri daha iyi, spazmımız yok. Daha rahat, bugün konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. Sanırım 2-3 gün içerisinde daha iyi toparlayarak yoğun bakımdan çıkartmayı planlıyoruz. Sanatçının eşi ve oğlu da bir an olsun yanından ayrılmıyor. Çok
çok kısa bir sürede bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çıkacağız. Ne olacak ya çocuklar? Sizlerin de duanızla, yardımlarınızla, Allah'ın izniyle. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kültür Bakanlığı aradı, Sağlık Bakanlığı aradı, Cumhurbaşkanlığı aradı. Sevenleri de Cüneyt Arkın'ın hastaneden taburcu olacağı günü bekliyor. Aslında ben sizi alkışlamalıyım. Antalya'da babasından alınan karaciğer dokusuyla hayata bağlanan 2 kilo 800 gram ağırlığındaki Gülsüm Sarı'ya gerçekleştirilen nakil, doktoruna göre Türkiye'de yapılan en düşük ağırlıklı karaciğer nakli oldu. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden bebek ilerleyen günlerde taburcu edilecek. Babasının karaciğerinden alınan parçayla hayata tutundu. 6 aylık. Fatma ve Mesut Yağcı çiftinin 6 ay önce normal doğumla 37 haftalık bir kız bebekleri dünyaya geldi. Gülsüm Sare bebeğe anne karnında fazla demir birikimi nedeniyle karaciğer zedelenmesi teşhisi konuldu. 3 ay önce 2 kilo 800 grama ulaşan bebek Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Babasından alınan 100 gramlık karaciğer dokusu nakli yapılan bebek 2 ay yoğun bakım ünitesinde, bir ayda serviste tedavi gördü. 2.8 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Bülent Aydınlı zor ama başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan ameliyatın Türkiye'de en düşük ağırlıklı karaciğer nakli olduğunu ifade etti. 10 kilonun altında bebeklere karaciğer nakli yapılmıyordu. Ama şu anda gördüğünüz gibi 2.8 kilogramlık bir çocuğa bile karaciğer nakli çok rahatlıkla yapılabiliyor. Ben gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun bu mutluluğu bize tattırdıkları için. Şu anda sağ salim elimize evladımızı aldıysak bu doktorlarımız sayesinde, devletimiz sayesinde. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden bebek ilerleyen günlerde taburcu edilecek. Uyandırma servisine tüm hızıyla devam ediyoruz. Ekranları başına yeni geçen izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Hayırlı sabahlar, günaydınlar olsun diyelim. Haftanın ortasındayız. Tarihler 8 Ağustos'u gösteriyor. Gündeme ilişkin gelişmeleri size aktarmayı sürdürüyoruz. Dünden bugüne yansıyan haberleri, bugün yaşanacakları haber bültenimiz içerisinde sizlerle paylaşıyoruz. Uyandırma servisinin bu bölümünde gazete manşetlerine daha yakından bakacağız. Bakalım gazeteler gündemi nasıl görmüş? Bunu hep birlikte irdeleyeceğiz. İlk olarak Türk Medya Grubu'ndan Star Gazetesi ile Milli İrade'nin Sesi Star Gazetesi ile başlayalım. Star Gazetesi'nin manşetine bakalım. Manşete baktığımızda Dünyaya İran tehdidi manşetiyle çıktı bugün Star Gazetesi. ABD resti Trump'ı çıldırttı manşetini verdi. Hemen detayları da size aktaralım. İran ambargosuna ticareti sürdüreceğiz resti çeken İngiltere, Almanya ve Fransa'ya öfkelenen Trump, İran'la işbirliği yapan ABD ile yapmayacak mesajıyla gözdağı verdi başlığıyla girmiş. Biraz daha detaylandıralım. Trump'ın ikiyüzlü politikası, ambargoya karşı çıkan ABD Dışişleri Yüksek Temsilcisi Mogherini, nükleer taahhütlere sadık İran ile ticaret teşvik edilmeli dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. İran'ı bölmeye çalışan psikolojik savaş yürütüyor. Hem yaptırım uygulayıp hem de konuşmayı istemek samimiyetsizlik dedi. Bununla birlikte yine Star Gazetesi'ne baktığımızda sürmanşette savunmada 13 milyarlık dev projeler masada başlığını görüyoruz. Detaylarına baktığımızda Erdoğan başkanlığında yeni sistemin ilk savunma sanayi icra komitesi toplantısının yapıldığı belirtiliyor. Şahlanış döneminin ilk 100 gününde hayata geçirilmesi planlanan savunma sanayi projeleri kritik toplantıda ele alındı. Kritik kararlar alındı. 3 saat sürdü toplantı. İşte bu toplantıya ilişkin Star Gazetesi sürmanşetinden görmüştür durumda. Yine sürmanşette yer alan önemli haberlerden birisi bizim de az önce haber bültenimizde aktardığımız gibi emekliye ikramiye takvimi belli oldu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Sümrüt Selçuk açıkladı. Bayramın ilk ikramiyeleri Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine ise
17 Ağustos'ta ödenecek. Star gazetesinde manşet altına baktığımızda haber bülteninde biraz üzerinde durduğumuz konulardan birisiydi. FETÖ'nün akıllı okul yöneticilerine gözaltı başlığını görüyoruz. Ankara'da faaliyet gösteren akıllı okullarında görevli 37 kişi için gözaltı kararı verildi. Okul sahibi Yurteri'nin Başkan Erdoğan'a suikast girişimi organize eden Sönmez Ateş ile irtibatı ortaya çıktı. Aslında baktığınızda normal bir okul yöneticisiymiş gibi gözükebilir. Ancak Başkan Erdoğan'a düzenlenen suikast girişiminde organize eden isimlerden birisi olan Sönmez Ateş'le aynı otel odasında kalması dahi birçok sorunun yanıtını bizlere veriyor gibi. Star gazetesine son kez göz atalım. Star gazetesinde yine manşetin soluna baktığımızda CHP'de muhaliflerin hedefi tüzük kurultayı başlığını görüyoruz. Uzay ajansı için geri sayım başladı. Bunu da son olarak aktaralım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran 100 günlük eylem planında yer alan Türkiye Uzay Ajansı için geri sayımın başladığını duyurdu. Ajans uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek. Star gazetesinde manşetler, daha doğrusu birinci sayfaya yansıyanlar bu şekildeydi. Yine Türk medyanın bir diğer gazetesiyle, Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinin manşetine bakalım ilk olarak. Akşam gazetesinin manşetine baktığımızda kuru gürültüye papuç yok denmiş. Ekonomik saldırıya rağmen dev projeler tam gaz ilerliyor. Kur üzerinden yapılan saldırılar Türkiye'yi durduramadı. Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planındaki milyarlarca dolarlık mega projeler için bakanlıklardan hedeflere adım adım yürüyoruz mesajı geldi denmiş. Türkiye uzaya hazırlanıyor başlığıyla da yine manşetten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran'ın açıklamasına yer verilmiş. Önemli çalışmalardan birisi olacak hiç kuşkusuz. Yine Akşam gazetesinde manşetin hemen sağına baktığımızda bedelliye 2 günde 200 bin kişi denmiş. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve diğer yetkililerle beraber bedelli askerlik uygulamasının sorunsuz uygulanması için yoğun mesai harcıyor. 2 günde 200 binden fazla kişi başvuru yaptı. Akar, hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlikten en kısa zamanda ve sorunsuz yararlanmasını sağlamak dedi. 15 bin TL yatırılarak yapılacak bedelli için başvuru süresi 3 ay şeklinde de bilgiler verilmiş. Hemen o haberin altına baktığımızda da muhaliflerin B planı tüzük kurultayı başlığını görüyoruz. CHP'de devam eden bu kurultay süreciyle ilgili Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün B, C ve D planlarının hazır olduğunu söylediği habere yer verilmiş. Akşam gazetesinde yine sürmanşete baktığımızda 12 milyon emekliye ikramiye müjdesi haberini görüyoruz. Fener İstanbul'da bıraktı. Bir spor haberi paylaşalım sizlerle. Şampiyonlar Ligi 3. öneleme ilk ayağında Fenerbahçe Benfica deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü. Kanarya Portekiz ekibini 14 Ağustos'ta Kadıköy'de konuk edecek. Sarı lacivertlere tur için en az 2 farklı galibiyet gerekiyor başlığını görüyoruz. Yine Akşam gazetesinde manşet altına baktığımızda Haydarbaş'la ilgili haberi görüyoruz. Hafriyat kamyonuyla ehliyetsiz dehşet haberini görüyoruz. 24 TV ekranlarında da yansıttığımız bir olaydı. Ehliyetsiz hafriyat kamyonu sürücüsünün dün İstanbul Başakşehir'de dehşet saçtığı anlara ilişkin haberi de Akşam gazetesinde görüyoruz. Bir diğer gazeteyle, Türk medyanın bir diğer güçlü sesi Güneş gazetesiyle devam edelim. Bakalım Güneş gazetesi birinci sayfasında bugün neleri ön plana çıkartıyor? İlk olarak Güneş gazetesinin manşetine bakalım. Ama yeter demiş, az önce belirttiğimiz o hafriyat kamyonu haberini manşetten büyük bir başlıkla görmüş. Türkiye'nin denetimsizlik ve hukuk alanındaki kanayan yaraları bir türlü sarılamıyor. Bugüne kadar yüzlerce kişinin sarı kamyon törenine kurban gittiği İstanbul'da yine hafriyat dehşeti yaşandı. Kayseri'de ise 7 kişiyi öldüren ancak sadece 16 yıl hapis yatıp çıkan seri katil bir kişiyi daha katletti demiş. Özellikle sarı katil başlığı dikkat çekiyor. Hafriyat kamyonu taşımacılığı yapan ehliyetsiz sürücü aşırı süratli gidince kamyonun kontrolünü kaybetti. Dev araç yoldaki otomobillere çarptıktan sonra bir iş yerine girdi. Feci kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaçmaya çalışan 20 yaşındaki şoförü çevredeki vatandaşlar yakaladı. Aslında bu tarz konularla sık sık ekranlara geliyoruz. Galiba yapılması gereken en temel unsur
caydırıcı cezaların çok etkin bir şekilde uygulanmasından geçiyor. İstanbul'da çok fazla hafriyat kamyonu bulunuyor. Bunların denetimleri konusunda da yetkililere biraz daha fazla görev düşüyor gibi sanki. Güneş gazetesinde manşet altına bakalım. Ayder kirlerinden arınıyoru görüyoruz. İlk kazma yıl sonunda. Rize'nin dünyaca ünlü yaylası Ayder. Kaçak yapılaşma ve imar kirliliğinden kurtulacak. Kentsel dönüşüm projesiyle altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek. Dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Ayder'le ilgili çalışmaya yer verilmiş. Güneş gazetesinde yine manşetin sol tarafına baktığımızda ABD ile mutabakat sağlandığına ilişkin bir başlık görüyoruz. Çavuşoğlu ile Pompei, Akar'la Matis görüştü denilerek ABD ile Ankara arasında devam eden diplomatik temaslara ayrı bir başlık açılmış. Ve yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Türkiye'ye güvenin mesajı da Güneş Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberlerden birisiydi. Güneş Gazetesi'nin sür manşetinde de Fener turu Kadıköy'e bıraktığı başlığını görüyoruz. Evet değerli izleyenler, gazetelerin birinci sayfalarını sizlerle paylaşmaya, gündeme ilişkin detayları aktarmaya, habere dair, hayata dair her şeyi paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasını sizlerle birlikte yakından irdeleyelim. Öncelikle manşete bakalım. Manşete baktığımızda bedelli askerliğe rekor başvuru denilmiş ve bedelli askerlik süreci manşete taşınmış. Biz de detayları aktaralım. Bedelli için ilk iki günde 200 bin başvuru oldu. Devletin kasasına şimdiden 3 milyar lira girdi. Bedelli askerlikte hedefin yarısına daha başlangıçta ulaşıldı. Düzenlemenin yasalaşmasını takip eden 2 gün içinde 200 bin kişi başvurdu. Uygulamadan 400 bin kişinin yararlanacağı öngörülmüştü. Kişi başına 15 bin liradan 2 günde toplam 3 milyar lira gelir sağlandı denmiş. Yine manşette Türkiye uçuracak projeler masada denmiş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk icra toplantısının Beştepe'de yapıldığının altı çizilmiş. Yine Sabah gazetesinin sür manşetinde Fenerbahçe'nin Benfica karşısında almış olduğu 1-0'lık mağlubiyete ilişkin bir haber var. Sabah gazetesinin manşet altına baktığımızda ise 9 kişilik çözüm heyeti Washington'a gitti haberini görüyoruz. Özellikle Brunson kriziyle ilgili diplomatik temasların tüm hızıyla sürdüğüne ilişkin detayları da burada paylaşmışlar. Sabah gazetesindeki birinci sayfa detaylarını sizlerle paylaştıktan sonra Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasını sizlerle paylaşalım. Hürriyet gazetesi manşete kör kuyu itirafları diye çıkmış. Ömer Bilge imzalı habere baktığımızda Kıbrıs'ta Türklere yönelik katliamlara bir Rum gazetesi ilk kez yer verdi. Politis gazetesinde onlarca Türk'ün öldürüldüğü, kurşuna dizildiği, kör kuyuya atıldığı itiraf edildi. Biz de az önce 24 TV ekranlarını uyandırma servisinde buna ilişkin haberimizi paylaşmıştık. 10 polisin Rum polisleri tarafından 10 Türk'ü öldürdüğüne ilişkin haberin detaylarını sizlere aktarmıştık. Yine baktığımızda Hürriyet gazetesinin manşet altında ABD'ye 9 kişilik heyet başlığını görüyoruz. Pastor Brunson kriziyle sarsılan Türk-Amerikan ilişkilerinde normalleşme adımı, ilk olarak 3 bakanlıktan 9 ismin dahil olduğu bir heyetle ABD'ye hareket etmesiyle başladı denmiş. Trump'tan dünyaya İran'la ticaret desti mesajını da Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında görüyoruz. Şimdi bir diğer gazeteye, Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında neler var? Yeni Şafak gazetesi bugün gündemi nasıl görmüş? Hemen ona bakalım. Yeni Şafak gazetesi manşette dünyaya savaş ilan etti başlığını kullanmış. ABD Başkanı Trump, İran'a ve İran ile ticaret yapacak ülkelere yönelik tehdidinin dozunu arttırdı. Yıpratıcı yaptırımların şiddetlenerek devam edeceğini söyledi. İran ile işbirliği yapan Amerika ile iş yapamaz dedi. Dünyaya gözdağı anlamına gelen bu sözlerde ABD'den Tahran ile ticarete devam edeceğiz cevabı geldi. Evet, dünya gerçekten çok ilginç bir yere gidiyor. Trump'ın bu res çeken açıklamaları, bir yandan Avrupa'nın acizliği, öte yandan Türkiye'ye karşı bir hedef alınma süreci ilerleyen günlerde İşi farklı boyutlara götürebilir gibi. Yeni Şafak gazetesinin sür manşetine de bakalım. Başa ağır suçlama yazısını görüyoruz. Eski ortağını tehdit etti, malını yağmaladı başlığını kullanmış. Eski ortağı Mustafa Eraslan'ın parasına el koymakla suçlandığını bir kez daha belirtmiş. Yeni Şafak gazetesi birinci sayfada hem ABD Başkanı Trump'ın dünyayı
yaygın ateşle çeviren durumunu hem de gündeme ilişkin gelişmeleri paylaşmış. Evet, Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında neler var? Manşette neler var? Hep birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi AB ve birçok ülke İran'a arka çıktı. Dünya Trump'a karşı başlığıyla yine Trump Türkiye'nin de gündeminde yer almaya devam ediyor. Donald Trump İran'la iş yapan bizimle çalışamaz dedi. Dünya bu tehdidi umursamadı başlığına yer vermiş. 5 bakanlık devrede başlığını görüyoruz. Hemen detaylara bakalım. Ayder'de dönüşüm zamanı, kaçak binalar yıkılıyor. Ayder Yaylası imar kirliliğinden kurtuluyor. Özür dilerim. Türkiye Gazetesi'nin yine manşetinde birinci sayfasında sol tarafa baktığımızda FETÖ'den Eren Erdem'e özel servis denmiş. FETÖ'cü polis müdürü AK Parti'yi devirmek için gizli dosyaları CHP'li eski vekile verdiklerini itiraf etmiş. İşte bu da Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberlerden birisi. Tekrar özür diliyorum. Bir diğer gazetemize geçiyoruz. Vatan Gazetesi'ne, birinci sayfaya, manşete bakıyoruz ve devam ediyoruz. ABD Türkiye sağlam dost dedi. Bununla ilgili de Vatan Gazetesi bu ikili ilişkileri, diplomatik ilişkileri özellikle gazetenin birinci sayfasından görmeyi tercih etmiş. Yine Vatan Gazetesi'nin sol tarafında manşetin yarısını oluşturan diğer bölümde ise seri katil özgür kaldı, yine öldürdü demiş. 7 kişiyi öldürüp 1991'den kalma 765 nolu infaz yasasıyla 16 yılda hapisten çıkan avcı lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar Kayseri'de yine can aldı denmiş. Hep aynı yer. Hamdi Kayapınar daha 14 yaşındayken 4,5 yaşındaki erkek kardeşi Serkan'ı iple boğup öldürdü, kuyuya attı. Yaşı küçüktü, 4 yılda çıktı. 1998-2001'de 6 kişiyi daha aynı kırmızı bisikletle gittiği yerde gece yarısı öldürdü. Geçen yıl çıktı denmiş. Kovandaki parmak izi 2001'de yakalattı. 1991'de düzenlenen eski 465 nolu ceza infaz kanunundan yararlandı. Bu şekilde detaylara yer verilmiş. Vatan Gazetesi'nin hemen sürmanşetine baktığımızda emekliye haftaya 1000 TL geliyor başlığını görüyoruz. Yine bununla birlikte dünyada ilk olacak başlığı da birinci sayfada yer alan haberlerden birisi. Kısaca bahsedelim. 100 günlük eylem planında yer alan 3 katlı Boğaz Tüneli'nin detayları ortaya çıktı. Tünel Avrupa yakasından Arnavutköy'den girecek, Anadolu'da küçük sudan çıkacak denmiş. Ve son gazetemize, Milliyet Gazetesi'ne biraz daha yakından bakalım. Detayları daha yakından inceleyelim. Milliyet Gazetesi'ne baktığımızda Türkiye heyeti ABD'de başlığını görüyoruz. İlk toplantı bugün denmiş. ABD ile varılan ön mutabakat sonrası aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da olduğu heyet ABD'ye gitti. Heyetin iki ülke arasındaki sorunların çözümünü ele alması öngörülüyor. Heyette Adalet, Hazine ve Dışişleri Bakanlığı'ndan 9 kişi yer alıyor denmiş. Yine telefon trafiğine dikkat çekilmiş. Türkiye heyetinin hareketi öncesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Sözcüsü ile de diyaloğun önemine güveniyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı Akar da ABD Savunma Bakanı Mattis ile telefon görüşmesi yaptı. İki bakan Suriye'ye konuştu. Yine Milliyet Gazetesi'nin manşetinde savunmada atak dönemi başlığını görüyoruz. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde 13.5 milyar TL değerindeki projeler masaya yatırıldı. Atak helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılacak. Biraz daha detaylarına yer verelim bu haberin. Yeni İHA sistemleri, atak helikopterlerine yeni kabiliyetler kazandırılacak. Yeni İHA sistemleri geliştirilecek. Kara, hava ve deniz araçları karıştırıcı sistemler ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu gerçekleştirilecek. Güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler üzerinde çalışılacak denmiş. Milliyet Gazetesi'nin sürmanşetinde farklı haberler var. Bunlardan birisi ücretli poşet devri başlıyor. Çevre Bakanlığı'nca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren
plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek. Bu sayede gereksiz plastik poşet tüketimi ciddi oranda azalacak denmiş. Sahile hücum haberini görüyoruz. Kurban Bayramı tatilinin okullar açılmadan önce son tatil fırsatı olması dolayısıyla yoğun talep oluştu. Bayramda otellerde 1,5 milyon yerli turistle %100 doluluğa ulaşacak. Tüm bölgelerde rezervasyonlar neredeyse doldu denmiş. Yine Milliyet Gazetesi'nin sürmanşetinde yer alan haberlerden birisi, niyeti et olanın kurbanı geçersiz olur. Dinişleri Yüksek Kurulu kurbanlık hayvana ortak olanların tamamının niyetinin ibadet olması gerektiğini bildirdi. Kurban hisselerine ortak olanlardan biri et niyetiyle ortak olmuşsa tüm ortakların kurbanı geçersiz sayılır dedi. Dinişleri Yüksek Kurulu önemli bir açıklama yaptı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasıyla devam ediyoruz. Özellikle manşetin hemen sol tarafında yer alan birkaç habere dikkat çekelim. İyi Parti seçimde sıfır çeker. Aslında bir itiraf geldi. İyi Parti'nin olağanüstü kurultayı öncesinde istifa eden kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor, Genel Başkan Meral Akşener'in kendi arkadaşlarına yer açmak için partide tasfiye başlatacağını, çoğunlukla ülkücü isimlerle yolunu ayıracağını savundu. Halaçoğlu, İyi Parti'nin yerel seçimlerde sıfır çekeceğini söyledi. Bu da Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında sol tarafta yer alan haberlerden birisiydi. Sahte belge profesörü basıldı denmiş. Hemen detaylarına yer verelim. İstanbul'da suçluların yurt dışına kaçışında ve kaçak giriş yapanların barınmasına yardımcı olacak hologramlı sahte belgeler basan profesör lakaplı Erkan Çey yakalandı. Erkan Çey'nin 5-10 bin liraya sahte kimlik yaptığı tespit edildi denmiş. İşte uyandırma servisinde birinci sayfalarda, gazetelerde gündem bu şekildeydi. Özellikle ABD ilişkileri ve Türkiye'deki gelişmeler geniş yankı bulmuş durumda. Saatler 8'i gösterdiğinde biz yine burada 24 TV ekranlarında uyandırma servisiyle karşınızda olacağız. Ben Trump'ın kendisinin de böyle ideolojik takıntılar içerisinde olduğu kanaatinde değilim. Tamamen pragmatisttir. Yani bugün için kendi iç siyaseti için, kendi siyaseti için işlevsel olarak kullanabilir belki İsrail lobisini veya işte evangelist gruplar, ama kendisinin böyle inançları olduğu kanaatinde değilim. Evangelistlerin siyasetteki etkisinin, Amerikan siyasetindeki etkisinin biraz İsrail etkisiyle giderek arttığını, onu tamamen ayaklarının maddi ve çıkarcı sebeplere dayandığını düşünüyorum. Bu bir. Çünkü Trump özellikle mesela son dönemdeki gerilimleri artırmasının sebebi 2019 kendisinin ara seçim yaşayacağı bir dönem. İçeride hem demokratlarla hem de alışa geldiğimiz, bildiğimiz neokon çizgide hala devam eden muhafazakarlarla bir problemi var. 2019 ve hemen 2 yıl sonrasındaki seçimler sebebiyle bir şekilde para açısından kendisini finanse eden isimlere bağlı. O isimler de aslında İsrailli milyarderler. Amerika bindiği dalı kesiyor. Orta Doğu'da bu eski yöntemleri kullanmaya çalışıyor. Daha da çaresiz kalırsa İsrail'in devlet terörünü destekleye, bu içerideki dengeleri yeniden kurmak için belki yapılan bir şey. Yani Yahudi lobisinden, Yahudi sermayesinden destek almak için yapılan bir şey. Ama Amerika'nın Orta Doğu'yu bütünüyle kaybetmesine yol açacak. Daha geniş çerçevede baktığımız zaman dünya sistemindeki hegemonya kaybını hızlandıracak bir süreci başlatıyor. Ya Amerika, İran yaptırımları meselesine baktığımızda orada da yani şöyle bir şey var. Aslında bunu çok düşündüm, hani bu konuya girelim mi girmeyelim mi diye, ama yine bir İsrail meselesi var. Yani Amerika'nın İran yaptırımlarının arkasında bütün bu diğer az önce birinci bölümde konuştuğumuz meselelerle ilişkili bir şekilde, yani İran'ın baskılanması ama bunun İsrail lehine, İsrail'in çıkarları doğrultusunda yapılması pozisyonu olduğunu görebiliyoruz. Nedir oradaki mesele? Yani Amerika'nın işte bir yandan İsrail lehine İran'a işte şöyle bir talepte bulunduğunu söyleyebiliriz. İşte Hamas'la bir ilişkin varsa bunu kes. Yani bunun bir desteğin varsa bunu kes. İşte bir taraftan da işte Lübnan'da Hizbullah'la alakalı diyelim, eğer bir
ona dönük bir desteğin varsa bunu da kes. Bu iki yapıya baktığımızda bu ikisinin de yani bir şekilde İsrail'in oradaki yayılmacı politikasına karşı en azından şu anda hani bir tampon işlevi gördüğüne dair somut bir durum var karşımızda işte Gazze'de veya Lübnan'da. Sessiz sedasız gerçekleşir. Önemli olaylarsa büyük haber olurlar. Ben Zeliha Sarar. İstikbalden ayakta alkışlanacak fırsatlar. Şimdi İstikbal'de belirli tutarda alışveriş yapanlara Samsung LED TV hediye. Üstelik %30'a varan indirimlerle. Hemen İstikbal'e gelin, çok avantajlı kampanyayla siz de rahatınıza bakın. Yapı Kredi World Card'a özel peşin fiyatına 12 taksitle. Her ev güzel İstikbal'de. Saatler 8'i, tarihler 8 Ağustos'u gösteriyor. Uyandırma servisinde bir kez daha karşınızdayız. Değerli izleyenler, ben Süleyman Dinçer. Gündemdeki gelişmeleri uyandırma servisinde sizinle paylaşacağız. Biz hazırız. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Değerli izleyenler, İzmir'de FETÖ davasından ve cansuzluktan tutuklu bulunan Rahip Ronson krizi, Washington-Ankara hattındaki çözüm heyetleri arasındaki olumlu bir havada gerçekleşiyor. Sorunun mutabakatla çözülmesi için ön görüşme olumlu geçti. Türkiye geniş katılımlı bir heyeti ABD'ye gönderdi. Heyet dün akşam saatlerinde yola çıktı. Karşılıklı açıklamalar krizin çözülmesi için ortak iradeye işaret etti. Türkiye'den ABD'ye heyet gitti. Casusluk yaptığı, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan rahip Andrew Brunson üzerinden doğan krizin yatıştırılması için görüşmeler yapılacak. Brunson İzmir'de ev hapsinde, ABD ise tamamen serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye'deki yargı sürecinin yok sayılmasını talep ediyorlar. Oysa aynı ABD, ülkesindeki FETÖ'cülerin iadesi gündeme gelince yargıyı işaret ediyor. Krizi tırmandıran ABD'den Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına sembolik yaptırım kararı alınması oldu. Türkiye de aynı şekilde karşılık verdi. İlişkiler iyice gerilince diplomasinin harekete geçirilmesi için karşılıklı adımlar atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazartesi günü ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Aynı günün akşamındaysa krizin çözümü için ön mutabakat sağlandığı haberi geldi. Türkiye ABD'ye bir heyet gönderme kararı aldı. O
heyet ertesi gün netleşti. Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Önal dışişlerinde etkin isimlerden biri. Müsteşar yardımcılığı döneminde de Astana sürecinde aktif rol almıştı. Adalet, Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarından üçer isim de heyette yer alacak. Amerikalı muhataplarıyla yüz yüze görüşecekler. Bu gelişmeler yaşanırken ABD cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ydi. Kullanılan ifadeler tansiyonu düşürmeye yönelikti. Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir denildi. Diplomatik temaslar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mattis ile telefonda görüştü. Gerilen Türkiye-ABD ilişkileri diplomatik adımlarla ve diyalogla yumuşama aşamasına girdi. ABD'ye giden heyetin ardından bakan düzeyinde de telefon görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Mattis, telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu. ABD Mümiş'te Türkiye ile işbirliği mesajı veriyor ama PKK-PYD terör örgütüne silah ve mühimmat sevkiyatını da kesmiyor. Örgüte yeni bir sevkiyat yapıldı. Yerel kaynaklara göre sevkiyat pazartesi gece geç saatlerde gerçekleşti. Terör örgütü PKK-PYD'nin paravanı olan Suriye Demokratik Güçlerine 200 kamyonluk konvoy gönderildi. Sevkiyatın görüntüleri yerel kaynaklar tarafından sosyal medyada yayınlandı. Konvoyda askeri mühimmat vardı. ABD 2014'ten bu yana PKK-PYD terör örgütüne düzenli askeri yardımda bulunuyor. Terörle mücadele ana gündem maddelerimizden birisi. Şırnak'ta İHA'lar tarafından tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'taki Abar Dağı'nda 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Dün saat 17 sıralarında devriye uçuşu yapan insansız hava aracı saldırı hazırlığındaki 5 teröristi tespit etti. Bölgeye hemen hava harekatı düzenlendi. 5 terörist öldürüldü. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirlendi. FETÖ mensubu hainler kurdukları casus yazılımla İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan 400 terabaytlık veri çaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü son soruşturma ile 36 hainin İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan veri çaldıkları tespit edildi. ...15 Temmuz ihanet girişiminin ardından yurt içinde gizli kalmaya çalışan FETÖ mensupları rahat nefes alamıyor. Son soruşturmayla FETÖ mensubu hainlerin İstihbarat Daire Başkanlığı'nın bahçesine casus yazılım kurdukları belirlendi. FETÖ'nün emniyet istihbarat yapılanmasına yer alan 36 şüpheliye dava açıldı. FETÖ için algı operasyonu yürüten Fuat Avni adlı Twitter hesabına bilgi sağladığı gerekçesiyle tutuklanan eski başbakanlık uzmanı Mustafa Koç Yiğit'in de aralarında bulunduğu şüpheliler için birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35'er yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün emniyet istihbarat yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı istihbarat içerisinde gizli kalmaya çalışan FETÖ mensubu mühendisleri tek tek tespit etti. İstihbarat Daire Başkanlığındaki bilgisayarlar detaylı incelemeden geçirildi. Veri akışları ve data transferlerinin izi sürüldü. Detaylı incelemeler sonucunda 36 şüphelinin İstihbarat Daire Başkanlığı'nın bahçesine casus yazılım kurdukları belirlendi. Hainlerin kurdukları casus yazılımla istihbarattan tam 400 terabaytlık veri aktarımı yaptığı ortaya çıktı.
15 Temmuz gecesi İstihbarat Daire Başkanlığındaki casus sistemi aktif kullanan 36 hainin Baylok benzeri kripto haberleşme programı Agile yazışmalarına da ulaşıldı. Soruşturmada casus yazılımın 2014 yılından 18 Temmuz 2016 tarihine kadar aktif kullanıldığı tespit edildi. Yazışmalarda ihanet gecesinde FETÖ mensubu mühendislerin birbirine gönderdiği "Darbe başladı, herkes teyakkuzda olsun, abiler daireye doğru gidebilir, her türlü riski alıp daireyi korumamız lazım" ifadeleri dikkat çekti. Hainlerin sadece veri çalmadığı, 15 Temmuz gecesi emniyetin iletişim ağı Backbone'u da hedef aldıkları belirlendi. Agile yazışmalarında darbenin başarısızlığını öngören FETÖ mensubu bilgisayar mühendisi Hayrettin Kod adlı Haşim Türker'in "Backbone'u kapatın" diye diğer örgüt üyelerine talimatlar yağdırdığı tespit edildi. 36 şüpheli hakkında iddianame hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmayla siyasal veya askeri casusluk suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35'er yıla kadar hapiste cezalandırılmalarını talep etti. Bedelli askerlik beklenen talebi görmüş gözüküyor. 2 günde rekor kırıldı. Yaklaşık olarak 48 saatte 200 bine yakın müracaat gerçekleştirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar 2 gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığını duyurdu. Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamak" dedi. Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Savunma alanında yapılacak projeler tek tek masaya yatırıldı. Yaklaşık olarak 13.5 milyar dolarlık projeler gündeme geldi. TSK'nın gücüne güç katacak toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında 13,5 milyar liralık savunma projeleri ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk savunma sanayi toplantısı külliyede yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir katıldı. Toplantı 3 saat sürdü. Toplam 13,5 milyar TL bedeli olan projeler değerlendirildi. Özellikle savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler konuşuldu. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Atak helikopterleri de ele alındı. Atak'ın geliştirilmesi için yeni projeler masaya yatırıldı. Yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile ilgili projeler de toplantıdaki konular arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin tarihi netleşti. 28-29 Eylül tarihinde Almanya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilk olarak mevkidaşıyla görüşecek. Ayrıca Başbakan Merkel'le de bir araya gelecek. Açıklama Almanya Cumhurbaşkanlığından yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı duyuruldu. Alman haber ajansının yayınladığı haberde Almanya Cumhurbaşkanlığı dairesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı açıkça belirtildi. İlk olarak Almanya Cumhurbaşkanı mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel'le de bir araya geleceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya programının detaylarına ilişkin ise halen iki taraf arasında yakın koordinasyon içinde görüşmeler yapıldığı kaydedildi. Daha önce Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti Alman Başbakan ve Cumhurbaşkanı, ancak ziyaretin tarihi belli olmamıştı. Arka taraftan çekin. Şimdi ana muhalefete bakalım. CHP'de liste savaşlarında şimdilik genel merkez kazanmış gözüküyor, ancak muhalif kanat havlu atmadı. Muharrem İnce ve ekibi yeni bir strateji belirliyor. İnce'nin ekibinde yer alan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüz'ün geçersiz sayılan imzaları kamuoyuyla paylaşın diyerek topu CHP yönetimine attı. Muharrem İnce de
imza veren delegelere seslendi. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Kimse partiyi terk etmesin dedi. CHP'deki genel başkanlık kavgasında ilk raundu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Muhaliflerin teslim ettiği noter tasdikli imzalar incelendi. Mükerrer imzalar çıkarıldı. İmzasını geri çekenler de düşürüldü. Ve nihayetinde seçimle olağanüstü kurultay için gerekli olan 624 imzanın toplanmadığı açıklandı. Gözler bu gelişme sonrası muhaliflere çevrildi. Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan Yaşar Tüz'ün CHP yönetimine mükerrer diye iptal edilen imzaları kamuoyuyla paylaşın çağrısını bulundu. Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş. Evet, yetkili arkadaşlarımız bunun 31 kişi olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Bu gerçekten 31 mi, 21 mi, 41 mi bunu bilmiyoruz. Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüz'ün yeni stratejide açıkladı. Tüz'ün topu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine attı. Adım atın yoksa biz yeni bir adım atacağız dedi. Bu kurultayın toplanması için saygıdeğer genel başkanımızın merkez yönetim kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapacağını ve bu açıklama sonrası da bizler de bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim. Her seçenek masada açıklaması yapan muhaliflerin yeni plan içinde tüzük değişikliği de var. Tüzük kurultayı için bu defa 250 imza gerekli. Hedefse olağanüstü seçimli kurultay için gerekli imza sayısının düşürülmesi. Bir otomobilin 4 lastiğinin ikisi patlamışsa yol alması mümkün değildir. İmza veren veya vermeyen arkadaşlarımızla tekrar bir değerlendirme yaparak önümüzdeki süreci onlarla birlikte belirleyeceğiz. Kılıçdaroğlu'na muhalif kanat bu defa kurultay toplama süresinin 45 günden az olmasını talep edecek. Muhalifler ayrıca yargı yoluna da gitmeyecek. Bir kez daha Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultay toplamaya zorlayacaklar. Yaşar Tüzün'ün hemen sonrasında Muharrem İnce de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak partililere seslendi. İnce açıklamasında imza veren delegenin iradesine ve isteğine sahip çıkıyoruz dedi. Muharrem İnce, bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. CHP Genel Merkezi'nde ise iç hesaplaşma yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Kılıçdaroğlu da yerel seçimlere kısa bir süre kala partinin sürekli olağanüstü kurultay gündemiyle tartışılmasından rahatsızlığını dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin A takımı kabul edilen Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidebileceği de vurgulandı. Gözler bu gelişme sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ve sonrasında yapılacak değerlendirmelere çevrildi. İşlerin pek de yolunda gitmediği bir diğer muhalefet partisi İPDD'de de istifa haberleri arka arkaya geliyor. Kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un ardından bir başka kurucu üye Fatih Er Yılmaz da istifa etti. İPDD şahsi menfaatlerin ön plana çıktığını vurguladı Er Yılmaz. Parti içerisinde artık ahlaklı siyaset yapmak imkansız hale geldi ifadelerini kullandı. İP'de yaprak dökümü devam ediyor. Meral Akşener'in istifası ve sonrasında geri dönmesiyle sarsılan İP'de her gün başka bir isim istifasını genel merkeze sunuyor. Partinin kurucularından Fatih Er Yılmaz da istifa etti. Akşener'in partisi İP'de kazan kaynıyor. 24 Haziran seçimleri sonrası Akşener'i başarısız gören ve değişim isteyen isimler teker teker partiyle bağlarını koparıyor. İP Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde partiden daha az oy aldığını söyleyen kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un ardından bir istifa daha geldi. Kem alette kem alet olmaz diyen İP kurucu ve genel idare kurulu üyesi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Er Yılmaz partiden ve partisindeki görevlerinden istifa etti. İstifasında İP'deki değişim isteğine vurgu yapan Fatih Er Yılmaz, Akşener ve parti içi destekçileri için ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler diye söz etti. Parti içi söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiğini belirten Fatih Er Yılmaz, İP içerisinde ahlaklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkansızlığına vurgu yaptı. Fatih Er Yılmaz istifasında İP içerisinde muhalefetin göz ardı edildiği ve oyalandığı gerekçelerini de öne sürdü. Yaptığı tüm itirazların şimdi zamanı değil denilerek kulak ardı edildiğine dikkat çeken Er Yılmaz, halbuki burada düşünülmesi gereken kendi şahsi ikballeri değil, milletin ikbali olmalıydı ifadelerini kullandı.
24'te uyandırma servisinde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bültenimizin bu noktasında Ankara'ya, başkente uzanacağız. Karşımızda 24 muhabiri Mustafa Daş'tan var. Mustafa, öncelikle günaydın. Kolaylıklar diliyoruz sana ve çalışma arkadaşlarımıza. Ankara'nın, başkentin gündemi oldukça yoğundur. Bugün gazete manşetlerinde de aktardık. Özellikle Branson kriziyle ilgili heyet Amerika'ya gitti. Oradan bir şeylerin çıkması muhtemeldir. Öte yandan bir müzakere süreci de başlamış durumda. Muhalefetin durumu ortada. Tüm değerlendirmeleri senden alalım Mustafa. Günaydın Süleyman Dinçer. 8 Ağustos 2018 tarihinde başkente gözler ana muhalefet partisinde olacak. CHP'de bugün çok kritik bir MYK toplantısı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saatler 11'i gösterdiğinde genel merkezde MYK toplantısında başkanlık etmeye başlayacak. Çok kritik bir toplantı dedik çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu MYK toplantısında CHP yönetimindeki bazı isimleri yönetimden uzaklaştıracağı bilgisi paylaşılıyor kulislerde. Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerinden sonra CHP'de kazan kaynıyordu zaten. Özellikle bu imza süreciyle beraber de parti içi çatlak iyice derinleşti. Muhalifler yeterli imzayı topladıklarını iddia ettiler. Genel merkez ise imza sayısını 569 olarak açıkladı. Tabii bunun üzerine dün muhalif isimlerden Yaşar Tüzün, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün bazı açıklamaları vardı. Yaşar Tüzün, biz 630 imza verdik, 630 delege MYK'da isimler değişsin diye imza vermedi dedi. Tabii Yaşar Tüzün'ün bu açıklamasıyla beraber de CHP'de acaba MYK toplantısında bazı isimler değişecek mi sorusu da birazcık daha netlik kazanmış ve cevabını da bulmuş oldu. Çünkü kulislerde konuşulan dedikodular bu sefer CHP'li bir isim Yaşar Tüzün ağzından da doğrulanmış oldu. Bugünkü MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde, özellikle imza toplama sürecinde kendisine muhalefet eden isimleri parti yönetiminden uzaklaştıracağı bilgisi paylaşılıyor. Saatler 11'i gösterdiğinde başlayacak dedik bu toplantı. Muhtemelen de saatler 13'ü gösterdiğinde parti sözcüsü Bülent Tezcan kameraların karşısına geçerek MYK toplantısına ilişkin bilgileri paylaşacak. Tabi Kurban Bayramı'na da artık çok az bir zaman kaldı. Bir diğer önemli konu başlığı, Türkiye Diyanet Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün çok önemli bir programa katılacak. Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı dedik. Türkiye aynı zamanda kurban bağışlarıyla yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor, bildiğiniz gibi özellikle böyle önemli günlerde. Bugün 2018 Vekalette Kurban Kesim Programı gönüllü uğurlama törenine katılıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Bu törende Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bir diğer önemli konu başlığıysa TÜİK 2018 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım istatistiklerini açıklıyor bugün ve devam eden davalar var. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la bazı Milliyetçi Hareket Partili yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili, aralarında Fethullahçı terör örgütünün bir numaralı ismi Fethullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek diyelim Süleyman Dinçer ve sözü tekrar size bırakalım. Biz o sözü alalım. Sana ve ekip arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Özellikle bahsetmiş olduğun CHP'deki bu krizle ilgili gelişmeleri 24 TV ekranlarında Ankara'dan sıcak gelişmelerle ekranlarımıza aktaracağız. Değerli izleyenler, bizler devam ediyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde hesaplarına yatacak. Hükümetin geçtiğimiz Ramazan bayramı öncesinde almış olduğu kararla milyonlarca emekliye yılda iki kez bayramlarda 1000 liralık ikramiye verileceği duyurulmuştu. Yasanın onaylanmasından sonra emekliler ilk ikramiyelerini Ramazan bayramı öncesi almışlardı. Kurban bayramı bu ayın 21'ine denk geliyor. 18-19 Ağustos'un da hafta sonuna denk gelmesinden dolayı emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaba yatacağı açıklandı. 100 günlük eylem planını açıklayan Başkan Erdoğan, ikramiyelerin bayramdan önce yatırılacağını belirtmişti. Nükleer anlaşmadan çekilen ABD, İran'a yönelik yaptırım paketinin ilk kısmını yeniden hayata geçirdi. Ambargo dün Türkiye saati itibariyle 07'de resmen başladı. Amaçları İran'ın uluslararası ticaretini kesmek, uzun vadede de petrol ve doğalgazı satılamaz hale getirmek. Ancak dünya bu duruma karşı çıkıyor. I am announcing today that the United States
will withdraw from the Iran nuclear deal. Önce nükleer anlaşmadan çekildiler, sonra İran'la ticaret yapan, nükleer anlaşmayı sürdüren ülkeleri tehdit ettiler. İşbirliğini sürdürürseniz size de ambargo uygularız dediler. Verdikleri tarih geldi. ABD, İran'a yönelik askıya aldığı ambargoların ilk aşamasını hayata geçirdi. Ambargolar iki aşamada hayata geçecek. İlk aşamasında önemli kısıtlamalar var. ABD, İran'ın Amerikan dolarına erişimini ve devlet tahvili satmasını engelledi. Altın ve diğer değerli madenlerle ticaret yapmasına engel getirdi. Yaptırım paketinde çelik, alüminyum ve kömür gibi madenlerle ticaret de var. Yaptırımlar İran'ın yolcu uçağı ya da parçaları ithal etmesini de engelliyor. ABD ayrıca yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek. İran, ABD'ye el yapımı halı ya da şam fıstığı gibi ürünler de ihraç edemeyecek. İran uzun süredir ekonomik darboğazda. Hükümet doları 4200 tümene sabitledi. Ancak kara borsada 11000 tümene kadar alıcı buluyor. ABD Başkanı bunun farkında. Ambargolarla İran'ın iyice nefesini kesmek istiyor. Kasım'da yürürlüğe girecek ikinci paketle de enerji sektörünü hedef alacak. İran'ın petrol ve doğalgaz satışını engellemeyi amaçlıyor. Böylece onu yeniden müzakere masasına çekip kendi istediği şartlarda nükleer anlaşmayı kabul ettirmeyi hedefliyor. ABD Başkanı Trump, İran'la masaya oturmaya açık olduğunu bir kez daha vurguladı. Ancak buluşmam onlara bağlı dedi. Yani bir başka deyişle ayağıma gelecekler mesajı verdi. İran'sa ABD'nin ekonomik savaşına restle karşılık veriyor. Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Döviz yasaklamaları kısmen kalkacak. Piyasa serbestleşecek. Döviz fiyatlarına müdahale edilmeyecek. Tahran, Washington'a yaptırımla bizi korkutamazsın, kendimize güveniyoruz mesajı veriyor. Değerli izleyenler, 5. nesil savaş uçakları F-35'lere ait hassas bilgiler bilgisayar korsanının eline geçti. Skandal İngiltere'de yaşandı. Bilgisayar korsanı amacına ulaşmak için ise popüler bir çöp çatanlık uygulamasını kullandı. Geleceğin savaş uçağı olarak nitelenen F-35'lerin hassas bilgileri ele geçirildi. Hem de çöp çatanlık uygulaması üzerinden. Büyük skandal İngiltere'de yaşandı. İngiliz Hava Kuvvetleri'nde görevli kadın pilotun çöp çatanlık uygulamasındaki hesabı siber saldırıya uğradı ve telefonundaki bilgiler ele geçirildi. Kimliği belirsiz bilgisayar korsanı bu hesap üzerinden diğer İngiliz pilotlarla iletişime geçti. Sanki o kadın pilotmuş gibi konuştu. Bu sırada da F-35'ler hakkında bazı gizli bilgileri elde etti. İngiliz Hava Kuvvetleri de olayı doğruladı. Sızan bilginin mahiyeti ya da boyutu hakkında detay verilmedi. Değerli izleyenler, şimdi uzak doğudan bir haberle devam edeceğiz. Çin'e uzanacağız. Çin'de çok etkili olan yağışlar var. Bölgede ciddi manada sel ve heyelan tehdidi oluşmuş durumda. O an böyle görüntülendi. Tonlarca toprak büyük bir gürültüyle çöktü. Neyse ki güvenlik önlemi alınmıştı. Çin'in Yunan bölgesinde dağ yamacındaki bir yol. Şiddetli yağış nedeniyle toprak gevşedi ve heyelan meydana geldi. Kayan toprak yolun 100 metrelik alanına yayıldı. Tehlike erken fark edilmişti. Can kaybı olmadı. Trafiğe kapanan yolu temizlemekse belediye ekiplerine düştü. Burası ise Çin'in bir başka bölgesi. Chongqing bölgesi de şiddetli yağıştan nasibini aldı. Sağanak olarak başlayan yağış kısa sürede fırtınaya döndü. Şiddetli rüzgar işçilerin kaldığı yurdun çatısını uçurdu. Araçlar selin kapladığı sokakta mahsur kaldı. Kentin çeşitli bölgelerinde mahsur kalanları itfaiye erleri kurtardı. Birkaç gündür haber bültenlerimizde aktarıyoruz. Antalya bugünlerde selle boğuşuyor. Dün ikinci bir sel olayı daha yaşandı. Çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Antalya'nın o verimli tarım arazilerinde de
büyük bir zarar o meydana çıktı. Elmalı'yı 24 saat içinde ikinci kez sel vurdu. Yaşanan afet havadan böyle görüntülendi. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak Karaköy Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu. Evler çamura gömüldü, yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Sel sularının ahırları basmasıyla ilçede onlarca küçükbaş hayvanda telef oldu. Sel afetinin yaşanmasıyla birlikte Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Su tahliyesi ve kurtarma çalışmaları yapıldı. İlçede büyük bir şans eseri, can kaybının olmadığı açıklandı. Elmalı'da bir gün önce de sel suları yer yer 1 metreye kadar yükselmiş, 12 ev su altında kalmıştı. Yaklaşık 450 dönüm alanda sera içindeki ürünler büyük zarar görmüştü. Antalya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Uyandırma servisinin bu bölümünde her zaman olduğu gibi havanın durumuna biraz daha yakından bakacağız. 24 meteoroloji editörü Eldebiran Ayan'la birlikteyiz. Eldebiran tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün haber bülteni içerisinde gerek Türkiye içerisinde gerekse Avrupa'da inanılmaz hava değişikliklerinden bahsettik. Bir yanda seller var, bir yandan orman yangınları var. Dünyadaki bu küresel iklimin yansımalarını artık yaşamaya başladık gibi. Bugünlerde hava durumu ne gözüküyor? Hafta ortasına geldik. Neler aktarırsınız? Bu arada havanın içerisinde her zaman şiddetli yağışlar, işte seller, taşkınlar vardır. Küresel iklim değişikliği bunların biraz daha sıklaşmasına, şiddetlenmesine sebep oluyor. İkisini karıştırmayalım. Sanki eskiden hiç yokmuş da ilk defa başlamış gibi bir ters bir algı var. Öyle değil aslında. Eskiden de vardı ama şu an sıklığı, şiddeti artıyor. Sadece öyle bir etkisi var. Ve bugün Akdeniz bölgesinde artık yağış etkisini yitirmiş durumda. Onu söylemiş olalım az önceki habere bağlı olarak. Onun dışında Marmara bölgesi ve Karadeniz'de bugün sağanak yağmur var. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de kısa süreli sağanak geçişleri görülecek ama Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde bugün yağış şiddetli. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illeri çok şiddetli yağış alacak. Metrekareye düşecek yağış miktarı 75 kilo ve üzerinde seyredecek. 75-100 kilo arasında değişiyor olacak. Bu çok büyük bir rakam. Artık 50 kiloyu geçtiği andan itibaren aşırı yağış uyarısı yapıyoruz biz. Dolayısıyla 75 kilo ciddi bir rakam, 75-100 arasında olacak. Dolayısıyla kısa süre içerisinde ani sel, taşkın oluşma ihtimali çok çok yüksek. Aman dikkat diyelim o bölge için. O yüzden olabildiğince tedbirli olmak gerekiyor. Sel ve taşkın uyarısı çok ciddi ve önemli bugün. Ve tabii Doğu Karadeniz'de yağış aralıklarla da olsa geçtiğimiz haftadan bu yana devam ediyor her gün. Dolayısıyla bu ne demek? Toprak suya doygun demek. Toprağın suya doygun olması da beraberinde Doğu Karadeniz'in yüksek ve dik yamaçları için heyelan riskini de getiriyor. O yüzden buna karşı da tedbirli olmak lazım. Yağış anında rüzgar da kuvvetlenecektir. Bu da deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Deniz yolunu ya da hava yolunu tercih edeceklerin seferlerini önceden kontrol etmeleri yine gerekli tedbirlerden bir tanesi. Marmara'da rüzgar kuvvetli bu arada. Kuzey yönlerden esiyor, Poyraz var. İstanbul'da da kısa süreli sağanaklar görülecek. Onu da eklemiş olalım. Özellikle İstanbul'un kuzeyinde kalan ilçeler başta olacak şekilde saat 18'e kadar kısa süreli sağanaklar bulut altında kalan yerlerde hayatı ve ulaşımı zorlayacaktır. Yine kısa süre içerisinde şiddetli yağış bırakma ihtimalinin altını çizelim var. Bu da yine şehir seli dediğimiz o dere yatağı çevrelerinde birikmelere ve olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden bugün yine toplu taşımayı tercih etmeye özen göstermemiz lazım. Yağmurlukları ve şemsiyelerimizi tedbiren yanımıza alırsak iyi bir yine önlem olacaktır. Bunun dışında Marmara'da rüzgar kuvvetli bugün. Rüzgarın kuvvetli olması deniz ve hava ulaşımında aksamalara, gecikmelere, iptallere sebep olabilir. Deniz yolunu, hava yolunu olumsuz yönde etkileyebilir. Beraberinde hissedilen sıcaklığı da düşürecektir rüzgarın kuvvetli oluşu.
Tabii bu pek çoğumuz için de olumlu bir sonuç olabilir sıcaktan bunalanlar için özellikle de. Şimdi yarın ne olacak? Yarın sadece Karadeniz bölgesinde sağanak yağış devam edecek ama yarın da yine Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerinde şiddetli sağanaklar devam edecek. Dolayısıyla hem bugün hem bu gece hem de yarın için Orta ve Doğu Karadeniz sahiline İki kere altını çizerek aman dikkat diyoruz. Çünkü çok şiddetli sağanak geçişleri var. Yarın da devam edecek. Sel, taşkın, dolu, yıldırım gibi riskler, heyelan gibi riskler artacak. Yarın da yine Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'de rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esmeye devam edecek. Cuma günü rüzgar sakinliyor. Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde kısa süreli sağanaklar aralıklarla devam edecek. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü yine Doğu Karadeniz'de çok kısa süreli, çok hafif ve yerel sağanaklar aralıklarla devam ederken diğer bölgeler artık güneşli ve açık geçiyor olacak. Hava sıcaklığı hali hazırda ortalamaların zaten üzerinde. Hafta sonu çok fazla değil, sadece işte 32'den 31'e yani 1 derecelik bazı yerlerde 2 derecelik ufak bir sıcaklık düşüşü var ama yine sıcaklığın seyri ortalamaların üzerinde 5-6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Hatta Ege'de, Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da bugün de dahil olmak üzere hava sıcaklığı 35 derecenin üzerinde. Şimdi meteorolojik açıdan 35'in üzerine geçtiği andan itibaren bizim için artık aşırı sıcak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu aşırı sıcak alarmına karşı özellikle çocukların, yaşlıların, kalp hastalarının, şeker hastalarının, tansiyon hastalarının tedbirli olmaları gerekiyor. Termometrelerin 35'in üzerini gösteriyor oluşu çok ciddi bir rakam. Güneşin altında vakit geçirdiğinizde bu hissettiğiniz sıcaklığın çok çok daha yukarıya çıkacak olması, 40'ların 45'lerin seviyesine çıkacak olması anlamına gelebilir. Yani çok fazla güneşe maruz kalmamak çok çok önemli. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi gösteriyor. Hatta 41'leri 42'leri gösteriyor olacak. İlerleyen günlerde de yine bu durum aynı şekilde devam edecek hafta sonuna kadar. Ege, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da termometreler sürekli 35'in üzerini gösteriyor olacak. Aşırı sıcak alarmı var yurdun güney bölgeleri için. Yani Türkiye bu hafta pek çok noktada farklı risklerle karşı karşıya kalacak. Yurdun kuzeyinde şiddetli sağanaklar, sel, taşkın, dolu, yıldırım gibi riskleri artırırken güneyde aşırı sıcak alarmı insanları zorlayacaktır. Olabildiğince farklı farklı riskler olduğu için herkesin farklı tedbirler almaya devam etmeleri gerekiyor. Aşırı sıcakların devam ettiği yerlerde kapalı klimalı ortamlarda kendimizi tutmaya özen göstermeliyiz. Dışarıya çıkmak zorundaysak açık renkli penye kıyafetler, şapka ve güneş gözlüğü kullanmalıyız ama saat 11-15 aralığı çok önemli. Biz bu öğle saatleri dediğimiz saatler içerisinde ki bu saatler günün en sıcak saatlerine yaşandığı saatler. Bu saatlerde açık alanlarda çok fazla zaman geçirmemeye, olabildiğince işlerimizi ya sabah saatlerinde ya da saat 15 sonrasına atmaya özen göstermek gerekiyor. Olabildiğince öğle saatlerin serin yerlerde, kapalı yerlerde geçirmeye özen göstermek lazım. Bol sıvı tüketimi de çok önemli çünkü bir sıvı kaybı söz konusu. Sağanak yağışın olduğu Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde de yine az önce söylemiştik ama tekrarlayalım. Toplu taşımayı tercih etmek tabii ki önemli. Sel suyuna aman aman girmemek lazım. Dibini görmediğiniz suya girmeyin diye atasözü var biliyorsunuz ama biz çok meraklıyız o sulara girmeye. Evet, seviyoruz. O yüzden çok riskli olabilir. Bir karış yaklaşık 15 santim su yüksekliği bir 90 boyunda gelişmiş ve erkeği sürükleyebilecek güçte olabiliyor. İçine girdiğiniz andan itibaren kendinizi kaybedebilirsiniz. Benzer şekilde araçlarınızla tekerlek boyunun yarısını geçtiği andan itibaren artık araçlarınızı kontrol edemezsiniz. O araçlar sürüklenir ve ciddi anlamda hayatınız risk altında kalabilir. O yüzden sel suyuna girmekten uzak duralım. Sağanak geçişleri çünkü çok şiddetli olacak hatırlatmalarıyla bugünü noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Klima kullanımından bahsettin. Hemen onunla ilgili bir haberimiz var. Öyle devam edelim. Klima kullanımını yaz aylarında çok seviyoruz serinlemek için. Ancak doğru kullanılmadığında ölüm riski dahi oluşabiliyor. Uzmanlar klima zatürresinden bahsediyor. Peki bu klima zatürresi nedir? Ne tarz etkileri olur? Haberimizde detaylarıyla izleyelim. Ölüme yol açabiliyor. Klima zatürresi öldürebilir. İmmün sistemi düşük insanlar, kronik hastalıkları olan şeker hastaları, bizim KOAH hastalarımız, yaşlı hastalar ve çocuklar da bazen ölüme neden olabiliyor. Dış ortamla iç ortam arasındaki ani sıcaklık farkı zatüre riskini artırıyor.
Şimdi arkamda bir klima var. Hava sıcak. Ne yapıyoruz? Sonuna kadar açıyoruz. Önümüzü dönüyoruz. Yüzümüze vuruyor. Arkamızı dönüyoruz. Sırtımıza vuruyor. Yanımızı dönüyoruz. Vücudumuzun her noktasını klimalardan gelen soğuk hava dalgaları sarıyor. Bazı bakteriler varmış klimaların içinde, iyi temizlenmediği takdirde insanlar akciğerlere yapışıp hasta ediyormuş. Klimalarda zamanla oluşan bakteriler solunum yoluyla ciğerlere yerleşiyor. Ardından astım ve kalp hastalıklarını tetikliyor. Önlem alınmazsa ölüme kadar götürebiliyor. Klima zatürresi diye bir şey duydunuz mu? Duymadım. Ben kullanmıyorum. Klima kullanmıyor musun? Yok, hayır, kullanmıyorum. Bu sıcaklarda ne yapıyorsunuz? Vantilatör kullanıyoruz. Peki hangi önlemleri almalıyız? 18-19 derece bizim istediğimiz ısılar değil. 23-25 derece arasında bir ısı yeterli. Sıcak soğuk geçişleri bizim astım krizlerimizi arttırır çünkü. Dışarısı çok sıcak, içeriye geldi soğuk hava bu nefes yollarında daralmaya neden olabilir. O nedenle ortam ısısını iyi ayarlamak gerekiyor. Bakım yapılmayan klimalar hem bir yangın riski oluşturur hem de aynı zamanda yüksek enerji maliyetlerine yol açar. Aynı zamanda da bizim sağlığımızı da olumsuz yönde etkiler. Klimalara düzenli bakım yaptırmak hayati önem taşıyor. Annem de şu anda öyle zaten. Öyle mi? Klimadan hastalandı, hala iyileşemedi. Durumu nasıl? Neyi var şu anda? Yani bir aydan beri öksürüyor. Klimalar açtı. Sanıyoruz ondan oldu. Siz kesinlikle bir filtre temizleme kimyasalları var. Fiyatları da gayet uygun. Onunla temizlendikten sonra, güzel bir şekilde kurutulduktan sonra, tabii güneşi asmadığımız sürece veya klimayı boşta çalışmamız sürece bu bakterilerden olumsuz yönde etkilenmeyiz. Değerli izleyenler, Antalya'da babasından alınan karaciğer dokusuyla hayata bağlanan 2 kilo 800 gram ağırlığındaki Gülsüm Sarı'ya gerçekleştirilen nakil, doktoruna göre Türkiye'de yapılan en düşük ağırlıklı karaciğer nakli oldu. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden bebek, ilerleyen günlerde taburcu edilecek. Babasının karaciğerinden alınan parçayla hayata tutundu. 6 aylık. Fatma ve Mesut Yağcı çiftinin 6 ay önce normal doğumla 37 haftalık bir kız bebekleri dünyaya geldi. Gülsüm Sare bebeğe anne karnında fazla demir birikimi nedeniyle karaciğer zedelenmesi teşhisi konuldu. 3 ay önce 2 kilo 800 grama ulaşan bebek Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Babasından alınan 100 gramlık karaciğer dokusu nakli yapılan bebek 2 ay yoğun bakım ünitesinde, bir ayda serviste tedavi gördü. 2.8 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Bülent Aydınlı, zor ama başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan ameliyatın Türkiye'de en düşük ağırlıklı karaciğer nakli olduğunu ifade etti. 10 kilonun altında bebeklere karaciğer nakli yapılmıyordu. Ama şu anda gördüğünüz gibi 2.8 kilogramlık bir çocuğa bile karaciğer nakli çok rahatlıkla yapılabiliyor. Ben gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun bu mutluluğu bize tattırdıkları için. Şu anda sağ salim elimizi evladımızı aldıysak bu doktorlarımız sayesinde, devletimiz sayesinde. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden bebek ilerleyen günlerde taburcu edilecek. İstanbul Beykoz'da tarihi çayırda toplu sünnet şöleni vardı. 750 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Çocuklar biraz üzgün olsa da aileler oldukça mutluydu. Sünnet oldum, adam oldum. Erkekliğe ilk adımı hep birlikte attılar. Beykoz'da tarihi çayırda toplu sünnet şöleni vardı. Delilerimiz biraz açılabilir mi? Bugün onların sevincini beraber yaşıyoruz. 671 tane sünnet arkadaşı bugün var burada. Çocukların sünnet töreni Osmanlı geleneğine uygun şekilde yapıldı. Çocuklar sünnet tahtı üzerinde Yeniçeri seremonisi eşliğinde alana girdi. Başta sünnet olmaktan korkmuştum ama sünnet olduktan sonra artık korkum geçti. Çok mutlu oluyorum. Ben korktum, kaçtım. Babam zorla beni sünnet etti. Benden daha çok korktu, ben korkmadım. Hayır, o benden daha çok korktu. Ben ondan korkmadım. Oğlum erkekliğe ilk adımını attı. İnşallah bundan sonra da askerliğini göreceğiz. Hem çocuklar hem de aileleri mutluydu. Miniklere sünnet merasimi sonrası açlıkta dağıtıldı. Çayır etkinlik alanımızda. İstanbul'da genç bir gazeteci Kadıköy Taksim dolmuşuna bindi. Dolmuşta sigara içen bir çift vardı. Onları uyardı ama ardından tartaklandı. Genç gazeteci
hem onlara izin veren dolmuş şoföründen hem de genç çiftten şikayetçi oldu. Dediğim mensup ol lan. Nasıl mensup lan? Mensup ol bir dakika. Bir dakika. Tamam, ben halledeceğim. Boş ver, kızma gerek yok. Sen bunları yavaş yavaş salak hareket yapma. Salak salak hareket yapma. Biz burada makaramız. Hem suçlu hem de güçlüler dolmuşta sigara içtiler. Kendilerini uyaran genç bir gazeteciyi işte böyle hedef aldılar. Lan istediğim mensup ol lan. Nasıl mensup? Lan mensup ol bir dakika. Bir dakika. Tamam ben halledeceğim. Boş ver, kızma gerek yok. Sen bunları yavaş yavaş salak hareket yapma. Salak salak hareket yapma. Biz burada makaramızdayız. Gazeteci Nil Dumansızoğlu başına gelenleri cep telefonuyla kaydetti. Kadıköy Taksim dolmuşunda yolculuk yaptığı sırada sigara içen çifti uyardı. Ama hiç beklemediği bir tepki gördü. Genç kadın gazeteci olduğunu söyleyince tartaklandı. Sözlü tacize de maruz kaldı. Dumansızoğlu'nun boynunda ve yüzünde çizikler oldu. Bu sırada dolmuş şoförü yaşananlara sessiz kaldı. Biz burada makaramızdayız. Genç kadın hem sigara içen çiftten hem de dolmuş şoföründen şikayetçi oldu. Saçlarınızı kadınlara emanet eder misiniz? Bu sorum elbette ki erkeklere. İstanbul Bakırköy'de bir berberde saçlar bir kadına, Vesile Hanım'a emanet. Vesile Hanım ilk günlerde mesela failleri düzleyemezdi. Onları öğrendi. Enseyi makineyle çıkartamazdı, inceltemezdi. Onları öğrendi. Öğrenmek ne kelime, deyim yerindeyse erkeklerin saçlarına kuş konduruyor. Hem de tam 15 yıldır. Bir berber bir berbere, gel bire berber bir berber dükkanı açalım demiş. Ama haber bu ya, berberin çırağı bir kadınmış. Vesile Hanım çırak olarak girdiği erkek kuaföründe şimdi ustalık eserlerine imza atıyor. Vesile Hanım ve Utku Bey hayat arkadaşlığına mesai arkadaşlığını da ekledi. Açtıkları dükkanı birlikte işletiyorlar. Boynuz kulağa geçmiş dedim ben ama. Tabii geçti. O bayağı bir geçti. Ben geçtim tabii. Sen artık çırak şeye kaldın. Erkek berberinde kadın usta nasıl olur demeyin. Müşterisi bol, popülaritesi yerinde. Kadının eli deyince haliyle. Geldiğinizde ben şöyle istiyorum dediğinizde Vesile Hanım yok Kadir sana böyle saç yakışır dediğinde itiraz ediyor musun? Yok, hiç itiraz etmiyorum. Zaten hiçbir şey demiyorum ben. Yani kendisi en güzeli, en yakışanı yapıyor zaten. Yıllarca kadınların saçlarını yapmış. Erkek kuaförlüğü ilk zamanlar yadırganmış ama... İlk defa bayana saçımı kestireceğim. Yani böyle bir tedirgin bir şekilde oturup da çok teşekkür edip gidenler de çok oldu. Kimisi böyle bir güvensizlik gibi, böyle bir şeylik gibi, bayan nasıl keser saçımı diyenler de çok oldu. Ama sonunda hep memnun kaldılar zaten. Sadece bu kadar da değil. Başarısı aslında tescilli. Yarışmalardan aldığı dereceler de gurur madalyası gibi dükkanın en güzel yerinde duruyor. Günümüzde çiftler birbirine birkaç saat bile tahammül edemezken onlar 7 gün 24 saat birlikte. Ufak tartışmalar oluyor mu diye soruyoruz. Trip atıyor mu Vesile Hanım? Atıyor. Tripler var. Tripsiz olmaz. Türk kadının özelliklerinden birisi de hiç kuşkusuz temizlik konusundaki hassasiyeti. Ancak evde temizlik yaparken hem kendimize hem de çevremize zarar vermemiz gerekiyor. Kimyasallıklar konusunda hassas olmamız gerekiyor. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evimizdeki tehlikeli atıklar el kitapçığını yayınladı. Kendimizin kimyasal kullanmıyoruz. Ne yapıyorsunuz evde temizlik yaparken? Suyla temizliyoruz. Sadece su mu? Evet. Çamaşır suyla temizlememeye dikkat ediyorum zaten. Sirkeli suyla temizlemeye dikkat ediyorum. Bir kere mümkün olduğunca az kimyasal kullanmak gerekiyor temizlik yaparken. Sağlıklı bir yaşam için ev temizliği önemli. Özellikle mutfak, banyo ve lavabolarda mikrop ve bakteriler hızla çoğalabiliyor, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ancak hijyeni sağlarken yine sağlığınızdan olmayın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evimizdeki tehlikeli atıklar el kitapçığını yayımladı. Bazı uyarılarda bulundu. Temizlik malzemelerindeki bazı kimyasallar çevreye ciddi zararlar verebiliyor. Temizlik yaparken yani içine ne var bakmıyoruz. Dikkat etmiyorsunuz. Açıkçası. Eldiven kullanıyorsunuz.
Yok, eldivenle sevmiyorum temizliği yapmayı. Sağlığınızı da tehdit eden bu kimyasalları dikkatli kullanmakta fayda var. Markalarına falan bakıyorum özellikle, dikkat ediyorum. Markette kalitelisini almaya dikkat ediyorsunuz. Tabii. Soluduğumuz zaman akciğerlerimizde iritasyon dediğimiz tahrişlere ve astıma kadar giden rahatsızlıklara sebep olabilir. Öncelikle aldığınız ürünlerin etiketini inceleyin. Ayrıca eldiven ve maskeyle korunun. Bakıyorum ama çok bir faydası da yok çünkü bütün ürünler aynı şekilde devam ediyor. Hepsinde kimyasallar var diyorsunuz. Maalesef. Kullandıktan sonra hemen ayran içiyoruz. Çünkü burnumuzda tıkanıklık oluyor. Nefes alıp verirken çamaşır suyu kokusu içerimizde oluyor. Ciltte tahrişler, kızarıklıklar, egzamalar, çatlamalar gelişebilir. Cildinizle temas etmesi halinde bol suyla yıkayın. Hemen bol suyla yıkamak, arkasından koruyucu, cildin üst tabakasını koruyucu nemlendiriciler sürmek gerekiyor. Cam silerken sirkeli su yeterli oluyor da cam sil de kullanıyoruz ara ara ama doğal olan malzemeleri kendimiz katıştırarak yapmayı daha çok seviyoruz. Amerikan polisi deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma elbette ilk olarak şiddet görüntüleri ve onların baskıcı durumları ortaya geliyor. Ancak bu sefer nasıl olduysa Amerikan polisi iki ayrı vakadaki hayat kurtarmasıyla gündemde. İşte o haberimiz. Yangın söndürme tüpüyle araca yaklaştı. O alevlere müdahale ederken meslektaşı araçtaki sürücüyü kurtarmaya çalıştı. ABD'nin Atlanta şehri. Polis memurunun vücut kamerası telefon direğine çarpan ve alev alan araca ilerliyor. Elinde yangın söndürücü var. Etraftakilerin çığlıkları arasında alevleri söndürmeye çalışıyor. O sırada diğer meslektaşı sürücüyü camdan çıkarmaya çabalıyor. O da elindeki yangın söndürücüyü atıp sıkışan kapıyı açmak için uğraşıyor. Sonunda içerideki 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polislerden biri de hafif yanık nedeniyle tedavi edildi. Çünkü paçası tutuşmuştu. Burası ise Florida eyaleti, bir alışveriş merkezi. 14 aylık bir bebek boğulmak üzere, boğazına yemek kaçtı. Annesi panikle bebeği kurtarmaya çalıştı. Çevredekilerin yardımı da sonuçsuz kaldı. O sırada iki polis memuru çaresiz annenin yardımına koştu. Bebeğe ilk yardım uygulayarak kaçan parçayı çıkardılar ve bebeği hayata bağladılar. Uzak Doğu ülkesi Çin'de çölde bir vaha kuruldu. Tabii bu o kadar da kolay olmadı. Meşakkatli bir süreçti. İşte o vahadan görüntüler. Yemyeşil bir çayır ve otlayan onlarca koyun. İnanması güç ama burası aslında bir çöl. Etrafı işte böyle. Görüntüler Uzak Doğu ülkesi Çin'den, en kurak bölgelerinden birinden, İç Moğolistan'daki Kubiki çölünden. Buranın yemyeşil bir vahaya dönüşmesinin ardındaysa onlarca yıl süren meşakkatli çabalar var. Koyunların otladığı, kazların gezdiği bu yer eskiden etrafı gibi sadece kumdan ibaretti. Köylüler büyük zorluklar içinde yaşamlarını sürdürüyordu. Genghua onlardan biri. Köylülerle birlikte zor bir işe girişti. Bölgeyi yeşillendirmek için kolları sıvadılar. Onlara devlet de destek oldu. Sulama sistemleri kurdular, tarım ve hayvancılık için özel eğitim aldılar. Yıllar süren çabalar sonunda burayı rahatlıkla tarım ve hayvancılık yapılan bir yere çevirmeyi başardılar. Genghua daha önce yılda 1000 dolar kazanıyordu. Şimdi ise geliri yılda 20 bin dolar.
Evet, istedikten sonra neler yapılabileceğin en güzel göstergesiydi bu haber. Bu haber aynı zamanda saat 6'da başladığımız uyandırma servisinin son haberiydi. Dünden bugüne yansıyanları, bugün yaşanacakları tüm detaylarıyla uyandırma servisinde sizlere aktarmaya çalıştık. Ben Süleyman Dinçer. Yarın saatler yine 06'yı gösterdiğinde biz burada olacağız. 24'te haber akışı 24 saat devam edecek.